Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Felsefe, sanat, psikanaliz ve insan hakları okulu olarak bugün çok önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Kostas Tuzinas'la bir çevrimiçi söyleşi gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, galiba Zoom'dan sınırlı kayıt alıyor olmamızın neticesinde bu kayıt işlemine yetişemeyen bazı arkadaşlarımız, başvuruya yetişemeyen bazı arkadaşlarımızın ahı tuttu ve teknik bir sorun yaşadığımız için simültene çeviriyi sadece Zoom'dan verebileceğiz. YouTube canlı yayınımız devam edecek ama İngilizce olarak devam edecek. Şimdi İnsan Hakları Okulu'ndan hocalarımız zaten YouTube kanalının linkinin altına, YouTube canlı yayının altına bir Zoom linki eklediler. O Zoom linkini tıklayarak ve gerekli kayıt giriş işlemlerini gerçekleştirerek simültane çevirili bir biçimde söyleşimize ulaşabilirsiniz. Ama ben İngilizce de dinlerim diye tercih edenler olursa YouTube canlı yayınından devam edebilir. Öncelikle bu teknik aksaklık için kusura bakmayın. Yani dediğim gibi Zoom'dan da beraberce devam edebiliriz. Simültane çeviri Zoom'da olacak. İsterseniz birkaç dakika bekleyebiliriz girmek isteyenler olursa diye. Daha sonra devam edeceğim ben. Ben devam edeyim. O sırada girenler olur. Şöyle dediğim gibi tekrardan merhaba. Bu tatsız duyuru yaptıktan sonra yine de hoş geldiniz diyorum. Hem YouTube canlı yayından hem de Zoom'dan katılanlara. Şimdi demin de söylediğim gibi Kostas Tuzinas gibi çok kıymetli bir konuğumuz var. Bu yüzden heyecanlıyız. Ben moderasyonda olduğum için ekstra heyecanlıyım. Ama heyecanımı mazur göreceğinizi düşünüyorum. Çünkü herhalde daha mazur görecek bir heyecan az bulunur. Tanımayanlar için kısaca hani şey söyleyeyim öncelikle. Benim adım Ezgi. Hukukçuyum. FSP üyesiyim. İnsan Hakları Okulu'nun hem öğrencisi hem de her daim gönüllüsüyüm. Ve Kostas Tuzinas'ın iyi bir okuru olmaya çalışıyorum. Şöyle pek çoğunuz Tuzinas'ı tanıyordur ama ben yine de kendisini kısaca bir tanıtmak istiyorum. Ve ardından da bu etkinliğin düzenleyicilerini çok kısa anlatacağım. Daha sonradan da zaten çok uzatmadan sözü değerli konuğumuza vermek istiyorum. Şimdi Tuzinas Birkbeck Üniversitesi'nde hukuk profesörü. Aynı zamanda kendisi Yunan Parlamentosu'nda milletvekilliği, dış ilişkiler ve savunma komitesi başkanlığı yapmıştı. Nikos Polonstas Enstitüsü Başkanı. Polonstas'ı da buradan anmış olalım. Türkçe'ye Tuzinas'ın kazandırılmış kitapları var. Kendisini çevirenlerden biri olarak Kasım Akbaş da burada bizimle. Hoş geldiniz demiş olalım ona da tekrardan. Aslında Tuzinas'ın Türkiye'de öğrenmemizde kendisinin çok büyük bir payı var. Emeklerine sağlık. Türkçe'ye kazandırılmış kitapları arasında İnsan Hakları ve İmparatorluk, İnsan Haklarının Sonu, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları, Krizde Felsefe ve Direniş isimli kitapları bulunuyor. Şimdi de sevgili Şahin Ateş'le birlikte yeni bir Tuzinas eserini Türkçe'ye çevirme konusunda, Türkçe'ye kazandırma konusunda çabalarımız sürüyor. Ki kendisinin son kitabı olan The Radical Philosophy of Rights isimli kitabı da belki yakın zamanda Türkçe'ye kazandırılabilir diye ben umuyorum. Buradan Tuzinas'a da tekrardan bize bu çeviri meselesinde verdiği destekten dolayı ve izinden dolayı teşekkür etmiş olalım. Aslında zaten bugün burada gerçekleştireceğimiz etkinliğin hikayesi de çeviri meselesiyle başlamış oldu. Felsefe sanat psikanalizden çalışma arkadaşım sevgili Şahin'le birlikte konuğumuzun Antigone üzerine yazdığı psikanaliz metni olduğu kadar hukuk metni olduğu kadar psikanaliz metni olduğunu düşündüm. Bir metnini çevirmeye karar verdik.
Ve zaten bu etkinliğin macerası da oradan başlamış oldu. Şimdi Felsefe Sanat Psikanaliz Topluluğu çevrim içi yüz yüze söyleşiler yapıyor. Çeşitli makale ve çevirilerden oluşan yayınlarıyla aslında isminde gömülü alanlarda çeşitli çalışmalar ortaya koyuyor ve insanları, beni de olduğu gibi bir hukukçu olmama rağmen, psikanalize bulaştırmada ziyadesiyle mahir bir topluluk. Ki benim için Duzinas da aslında öyle oldu. Beni o alana bulaştıran kendisi. İnsan Hakları Okulu ise akademik ve eleştirel bir kamusal alan yaratılması gayreti gösteren gerçek bir aslında küçük harflerle de İnsan Hakları Okulu diyebilirim. Bunun yanı sıra İnsan Hakları Okulu'nun kadrosu tam da bu etkinliğin üç ana başlığından olan istisna halinin somut ve aşikar görünümünün bir maruz kalanı olmuş kişilerden müteşekkil. Kendileri hukuksuz ya da aslında tam da bu yüzden son derece hukuki bir kararla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden ihraç edildiler. Ancak netice aynı zamanda insan haklarının kuruluşu oldu. İnsan Hakları Okulu'nun kuruluşu oldu demek mümkün. Yani tersine duvar işçiliğine kendileri devam ediyor. Bunun için tekrardan teşekkür ederim. Ben bir öğrencileri olarak da. Heyecanımı mazur görmenizi rica etmiştim. Çok kısa birkaç otobiyografik deyini karşılaşmamı da anlatarak, deyini de yaparak devam etmek istiyorum. Bunu da mazur göreceğinizi umuyorum. Türkiye'deki hukuk fakültelerinde hala biraz olsun gösterilen hukuk felsefesi derslerine olan rağbeti bilen biliyor. Burada hukuk felsefesi hocalarımız da var. Ki bir de bunun eleştirel hukuk felsefesi kısmı vardır ki o daha da kenara itilir. Hatta bazen saldırıya maruz kalır. Bazen değil, çoğu zaman. Ama ona rağmen orada durur bu eleştirel hukuk çalışmaları. Hatta bugün işte Duzinas gibi düşünürler sayesinde aslında gelişerek, terpilerek orada durmuş oluyor. Ben de tam aslında böyle bir takım farkındalıklar ve arayışlar içerisindeyken Kostas Duzinas'a rastlamış oldum. Ve K24'te İnsan Hakları'nın sonu kitabını tanıtmak üzere yazdığım makalede belirttiğim gibi kendisinin metinleri aslında hem bir mutluluk hem de bir lanet olarak üzerime çöktü diyebilirim. Evet, bu bir lanetti çünkü eleştireldi. Ve aslında çok geniş bir felsefe ve hukuk tarihi ve tartışması sunuyor olmakla beraber bu kitap ve diğer okuduğum, tesadüf edebildiğim eserleri aslında şunu anlatıyordu en özeti haliyle, benim anladığım haliyle. Hani ne kadar eşitlikçi ve soyut, yani İsa'vari bir düzenleme yapılsa da hukuk metinlerinde insana dair, İşin içine maddi özellikler girince hiç de öyle olmuyor, hiç de eşitlikçi olmuyor diye bir iz kaldı bende diyebilirim aslında bu kitaplardan, bu metinlerden. Ama aynı zamanda bu metinler bir adalet peşinde koşma çağrısıydı. Yani yine de insan hakları peşinde koşma çağrısıydı. Adeta hani çaresizliğin çaresine dair, imkansızlığın imkanına, yok olmayan, fakat gerçekleşmemiş olan, yani yok değil ama gerçekleşmemiş bir şeylere dair bir davetti. Ben açıkçası bu heyecan verici etkinliğin de hem bu davetin bir parçası hem de bu davete bir icabet olarak aynı zamanda yerini alacağını düşünüyorum. Aslında işte o Benjamin'in bahsettiği gerçek olağanüstü hal hemen eşitte ya da belki hep eşitte meselesini bugün yeniden hissedeceğimizi ve hatırlayacağımızı düşünüyorum. Ki hani Duzinas'ın da metinlerinde hep görebildiğimiz gibi en çok ihtiyacı olanlar, biyopolitik, nekropolitik, hatta tanatopolitik bariyerlere en çok takılanlar, işte o harcanabilirlik rasyonelitesi çerçevesinde en fazla bozuk para muamelesi görenler, insan haklarını da bir yandan en çok talep edenler. Biz de burada aynı zamanda hak talep ediyoruz, edeceğiz. Ama bunu çok zor bir yerden yapmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Şöyle, insanların acılarını ayıracak zamanı olmayan hukuki metafiziği eleştirerek, hukuk istisnasını tam da bağrında taşır diyerek bunu yapma gayreti içerisinde olacağız. Yani aslında şu anda geçmişle gelecek arasında eleştirel hukuk çalışmaları, biyopolitika ve istisna halini tartışacağız. Ve işte sevgili Duzinas der ki, adalet yapı sökümdür ve biz burada aslında yapı söküm işleminin belki küçük, belki büyük, bilmiyorum, bir parçasının olmaya çalışacağız. Şimdi ben Duzinas gibi bir konumuz varken ve tabii heyecanla ben de
bütün dinleyiciler de kendisinin sözünü dinlemeyi ve sözünün müziğini duymayı beklerken daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve sözü kendisine bırakmak istiyorum. Ama öncelikle burada bize Osman İşçi ve Müge Atala tercüman olarak destek veriyorlar. Yani gerçekten emekleri çok büyük, eşlikleri çok kıymetli. Yani nasıl teşekkür edilebilir bilmiyorum. Gerçekten hani burada sözüm yetersiz kalıyor. Yine de teşekkür etmiş olayım tüm düzenleyenler adına ve kendi adıma. Onun dışında sorularınızı YouTube yorum kısmından sorabilirsiniz. Zoom'da olanlar Zoom'dan yine sorabilir. Onun dışında nereden bize ulaşabilirseniz sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum ve sözü Duzinas'a bırakmak istiyorum. Buyurun sevgili Duzinas, sizi dinliyoruz. Okay. Evet. Değerli arkadaşlar, değerli yoldaşlar, bugün sizlerle bir arada bulunmak çok çok önemli. Çünkü İnsan Hakları Okulu ve sizler çok çok önemli işler yapıyorsunuz bu son 2-3 yıl içerisinde. Burada direnişin ön cephesinde bulunuyorsunuz. Ben çok uzun süre önce benzeri bir durumdaydım diktatörlük döneminde. Yunanistan'daki diktatörlük zamanında öğrenciydim ve benzeri bir durumdaydım. Ve bizim de gerçekten çok zorlu bir dönemden geçmiştik. Ve hala tabii zorluk bir dönem içerisindeyiz. Demokrasinin işlevliliği açısından sorun yaşıyoruz. Hem İngiltere'de, şu anda benim yaşadığım ülke, son 45 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Hem de bugün de bulunduğum Yunanistan'da da, Atina'da da demokrasi çöktü. Ama sizler bence eleştirel ve radikal avukatlar, akademisyenler bence en önemli sorunla karşı karşıyasınız. Ve bu demokrasi ve örtülü diktatörlüğün önündeki de en büyük engel sizsiniz. Ve aynı zamanda kapitalizmin de önünde engel sizsiniz. Ve onların kazanıp istediklerini yapmalarının önünde en büyük engel sizsiniz. Bugün, mesela bugün Şili'de bir seçim oldu. Çünkü Şili biliyorsunuz, Şili'de neoliberal deneyler başladı. Pinochet'in 1978'de bu neoliberal deneyleri orada başlattı. Benzer bir biçimde Brezilya'da da var ve Latin Amerika'nın diğer yerlerinde de sol ve eleştirel figürler tekrardan iktidara gelmiş oldu. O yüzden mesajım şu size. Sol ve eleştirel, radikal insanlar ve hareketler dünyanın bugün tam da ihtiyaç duyduğu figürler ve hareketlerdir. Çünkü bu hareketler olmadan felaketten felakete, katastrofiden katastrofiye gideriz. Ama sizler gibi insanlar ayağa kalkıp buna hayır dediğinde, direndiğinde umuyorum kazanacaksınız. Ama bugün Ezgi'ye de teşekkür etmek isterim. Ve Şahin'e de teşekkür etmek isterim beni bu etkinliğe davet ettikleri için. Aynı zamanda da burada kazandığım diğer tüm arkadaşlara da teşekkür etmek isterim. Dediğim gibi bugün burada bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade edeyim. Çünkü her ne zaman ve her nerede olursa olsun direniş olduğunda benim yüreğim ve bizim duygularımız da sizlerle birliktedir. Ve bu noktada siz de bu direnişin ön cephesinde yer alıyorsunuz. Peki bugün bu etkinlik için ne hazırladım? Bu gece için hazırladığım metin, konuşma esasen eleştirel hukuki standartlarla ilgili, hukuki çalışmayla ilgili birkaç giriş kelimesi, kritik eleştirel teoriyle ilgili bir çalışma, giriş niteliğinde olacak. Ardından birkaç spesifik örnekle devam edeceğim. Şu anda iktidarda bulunanlar için ve farklı iktidar güçleriyle ilgili konuşup ardından da mültecilere yönelik yaklaşımı ele alacağım. Özellikle de
son 3-4 yılda ki Yunanistan hükümetinin mültecilere yönelik yaklaşımını, tutumunu ele alacağım. Burada eleştirel çalışmalara baktığımız zaman, avukat olanlar bakımından söylüyorum veya bu alanda çalışmış olanlar olarak, felsefe, hukuk felsefesi çalışmış olanlar, anayasa hukuku çalışmış olanlar, muhtemelen bu konuların büyük çoğunluğunu biliyor olacaksınız. Ama bunları tekrar etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da, yani benim yurdumda, liberal hukuk, liberal hukukçular ve liberal düşünce teoriyi baskın bir pozisyonda. Ama eleştirel fikirler son derece öğrenici pozisyonda. Bu noktada özellikle de hukuk okuyan kişilerin, hukuk alanında çalışan kişilerin bu liberal olmayan görüşleri ya da liberal karşıtı radikal pozisyonları öğrenmesinin niçin önemli olduğunu da konuşacağız. Çünkü bunun niteliği ve adalet için, eşitlik için, eğer daha iyi bir dünya istiyorsak, Ezgi'nin de konuşmasının başında söylediği gibi, daha iyi bir dünya istiyorsak bunların öğrenilmesi önemli. Akademik kariyerime Londra'da başladığımda, 1971'de başladığımda, eğer üniversiteden bir arkadaşım hukukla ilgileniyorsa, bu ya ev almış oluyordu ya da boşanmakla ilgili olduğu için hukukla ilgileniyordu. Bunun dışında hukukla ilgilenen yoktu. Sadece avukatlar veya hukuk alanında çalışan akademisyenler bu hukuk meseleleriyle ilgileniyordu. Bu da büyük bir kültürel değişim yaşadığımızı gösteriyor. Çünkü bu anlamda hukuk artık entelektüel çabanın merkezinde yer aldı. Tüm büyük filozoflar, Kant, Hegel, Marx, Weber, Habermas, Michel Foucault, Derrida, Plato, bunların hepsi hukuku derin bir derinlemesini anlayan kişilerdi. Çünkü bir felsefeci, bir filozof bunu anlamaya çalıştığında, bir ulus devleti anlamak isterse genellikle hukuka bakar ve felsefe bir tür hukuki felsefe olur. Plato'nun felsefesinden Hegel'in felsefesine kadar veya Marx'ın eleştirisine veya Habermas'a, hukuk son derece önemli bir entelektüel çaba oldu. Tabii ki Orta Çağ'da, Batı'da hukuk ve filoloji bilginin temel parçası oldu ve buradan teoloji ve Katolik teoloji çıktı. Ve yine tabii politik ekonomi, ekonomi politik de buradan çıktı ve diğer tüm disiplinler de buradan çıktı. Sosyoloji, antropoloji ve nihayetinde siyaset bilimi de 19. yüzyılda ortaya çıktı. Dolayısıyla hukuktan ve hukuk bilimi bu bilimin ana kütlesini oluşturdu felsefenin. Bunun ardından da diğer tüm disiplinler çıktı. Bunun bir sonucu olarak hukuk çalışmaları zayıflamış oldu. 1980'lerde hukuk alanında çalışan akademisyenler marjinal hale geldi. Eğitim becerisine dönmüş oldu sadece. Mesela Franz Kafka mektuplarından bir tanesinde, arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyor: hukuk kitapları okumak, hukuk metinleri okumak, bu tamamen tatsız yiyecekler yemeye benzer demiştir mektuplarından bir tanesinde. Dolayısıyla bu hukuk hissinin bu hale gelmiş olması, bu talaş haline gelmesi, talaş yemeye benzer demiş hukuk okumak. Ve bunları daha geniş bağlamda düşününce, toplumda adaletle ilgili koşulların yaratılmasına vesile olmuş oldu. Bence burada eleştirel hukuk çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişti 1970'lerde ve Avrupa'da da 1980'lerde İngiltere'de de gelişti. Eleştirel çalışmalar ve hukuk
sosyoloji alanındaki çalışmalar ve buradaki öğretiler, bu derslerin öğretilmesinin durumu değişti. Şimdi öncelikle tarihle ilgili, bu hareketin tarihiyle ilgili birkaç şey söyleyerek başlayayım. Biz 1980'lerde bu çalışmaya başladığımızda İngiltere'de büyük çoğunluğumuz Marksist olarak bu çalışmaya girdik. Tabii ki bu her zaman hukukla Marx'ın ve Marksistlerin uzun bir ilişkisi olmuştur. Bu noktada da Marksist geleneğinin 1960'larda ve 70'lerdeki büyük hareketiyle de bağlantısı var. Ama bu hareketler yenildi. Bizler yenildik. Ve insanlar belirli bir düzeyde başarısız olmuş, yenilmiş hissettiler. Ve bizim eleştirel hareketi oluşturmamız gerekiyordu. Çünkü Marx'ın da yanıtı verdiği üzere Marksist olmayabilirdi. Bizler şöyle hissettik. Bu yenilgi ve başarısız olmayla ilgili hem Marx'ı çabalarını, okumalarını bulundurup hem de bunu zenginleştirme ihtiyacı olduğunu gördük. Ve böylelikle eleştirel hukuk çalışmalarına katkı sunabilelim istedik. Freud ve ardından Michel Foucault ve Derrida, daha sonrasında da diğer post yapısalcılar devam etti. Başlangıçta Marx ve Marksistler bu işin temeli için önemliydi. Neden? Çünkü eleştirel hukuk çalışmaları okulu çoğulcuydu. Bizler fenomenoloji çalışan kişilerimiz vardı, psikoanalistler vardı, semiotik çalışanlar vardı, yapı sökümcüler vardı, postkolonyal çalışma yapanlar vardı ve tüm bunlar vardı. Hukuk ve insanlık çalışmaları vardı ve tüm bu çeşitlilikler bir arada yer almıştı bu eleştirel hukuk çalışmalarında. Diğer yandan ise eleştirel hukuk konferansı, bizim İngiltere'de ve Avrupa'da böyle adlandırıyoruz bunu, bu bir organizasyon değil, herhangi bir üyeliğimiz yok, herhangi bir taahhütümüz yok. Burada yılda sadece bir konferans yapılıyor ve hepimiz oraya davetli oluyoruz. Bu da Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşiyor, her yılda öyle oluyor. Şimdi 37.sini yapmış olduk bu yıl zaten. Bu konferans yaptık ama herhangi bir organizasyon değiliz. Herhangi bir üyemiz yok. Üyeliğimiz yok. Herhangi bir formal bir yapımız yok. Çünkü bunu mümkün, tam da açık bir toplum, açık bir topluluk halinde tutmak istediğimiz için böyle yaptık. Bunu gelinebilecek bir topluluk olarak adlandırdık ve Fransızca'da denildiği gibi gelinebilir, herkese açık bir topluluk halinde tutmaya çalıştığımız için böyle yaptık. Ve burada 1970'lerde kurulan benzer bir durumda 40. yılını da kutlamış oldum. Buradaki temel uluslararası eleştirel hukuk çalışması olarak devam etti. Şimdi bunların birkaç asli temasından bahsedeyim, önceliklerinden bahsedeyim. Daha önce de dediğim gibi o kadar çoğulcuydu ki farklı yoldaşlar, farklı dostların farklı öncelikleri olabiliyordu. Bunları zaten daha genel bir biçimde de sunuyor olacağım size. Dolayısıyla biz devleti siyasi organizasyon olarak değerlendirdik ve kapitalist bir yapı olarak değerlendirip ikincisi de politik bir ekonomi olarak değerlendirmiş olduk. Ve toplumun bu şekilde yeniden üretilmesi, varlığını sürdürmesi için yaptığı işlevi açısından değerlendirdik. Ekonomik açıdan değerlendirmiş olduk. Tam da bu sebeple eleştirel teorinin anlaşılması son derece önemli. Sosyoloji, politik, ekonomi ve benzeri konular bizim yaptığımız çalışmaların asli bileşenleri haline geldi. Asli yönlerini oluşturmuş oldu. Burada 4 temel önceliğimiz vardı. Birincisi, biz
Öncelikle hukukun niteliklerini, hukukluk sisteminin niteliklerini anlamaya çalıştık. Bunu hedeflemiş olduk. Liberaller hukukun nötr olduğunu, tarafsız olduğunu söyledi ama biz bunun siyasi olduğunu söyledik. Ama aynı zamanda toplumsal ihtilaf yaşanabileceğini söyledik. Bu kanunların, kuralların yorumlanması bakımından ihtilaf çıkabileceğini söyledik. Tam da bu sebeplerle burada yorumlanması teknik uzmanlara, yani avukatlara ya da hukuklara tabi özgü bir iş olduğunu söyledik. Ama biz bunun yanılgı olduğunu söyledik. Çünkü bunun yanılgı olduğunu ifade ettik. Hukuki yorum acı ve eziyetin olduğu bir koşulda gerçekleşir dedik. Aynı zamanda da hukuk, Amerika Birleşik Devletleri'nden Robert Cover'ın da söylediği gibi acı ve ıstırap ortamında gerçekleşir. Şayet biz ideolojiyi Louis Althusser'in ifadesiyle bireylerin gerçek varlık, varoluş koşullarıyla hayal ilişkisi olarak tanımlarsak, o zaman bu bizim uygulama olduğunu görürüz. Yani varsayımsal, soyut bir yorum olmadığını görebiliriz. Dünyayı nasıl anladığımız kısmına geçmiş olur. Hukukun değerlerden uzak olduğunu söylemek şu demek: en güçlü ideolojik yönün ne olduğunu ve bu da bizim zamanımız, yani hukukun böylesi değerlerden azade olduğunu söylemek bu dönemin en büyük hilesi diye düşünüyorum. Toplumla olan ilişkisi, devletle olan ilişkisi, ideoloji bağlamında değerlendirmek gerekirdi. İkincisi de, ikinci hedefimiz de hukuk ve siyasetin birbirinden ayrılması. Böylelikle hukukun varsayılan özelliğini sağlamak, hukukun herhangi bir biçimde kendi iç değerlerine sahip çıkarak, prensiplerine devam ederek, prensiplerine bağlı olarak devam etmesi gibi bir yol olması gerekmişti. Ama bizim açımızdan hukuk devletten veya toplumdan özerk değildir. Bize göre bunun içerisindedir ve belirli açılardan ekonominin de parçasıdır ve bu da korunma açısından da sınırlı bir düzeyde rol sağlar. Buna daha sonra geleceğim. Üçüncüsü de kapitalist ekonomi politiğinin yeniden üretiminde hukukun rolünü de konuştuk. Ve tabii ki kapitalizmin yükselmesinde de kilit bir rol oynamıştır bu iki dünya savaşı arasında. Mülkün gelişmesine de yol açmıştır. Burada kişilerin hukuki biçiminde ve burada kilit öneme sahip bir rolü ortaya çıkmıştır. Bizim açımızdan hukuk aynı zamanda da suje olarak da değerlendirilmesi ve bunun burada modernitenin metafizik merkezi olarak yer alıyor. O dönemde hukuk tarihçisi arkadaşımız Pierre Legendre isimli arkadaşımız Latince bir kavram kullanarak jus vitamin yapısı kavramını kullanıyor. Burada yaşam hukuk yaşamın temelini oluşturur diyerek, burada yaşamın temel bileşenlerini biyolojik, toplumsal, bilinç dışı bir araya getirerek yaşam oluşturduğunu savunuyor. İhtiyaçları, arzuları ve cinselliği ve çeşitli özneleri özne konumlarıyla maddi özne ve ana araştırma alanını haline getiriyor. Ve bunların yaşam oluşturduğunu söylüyor. Dolayısıyla hukuk bunların hepsini bir araya getirip sujeleri oluşturuyor. Ve bu kombinasyonları bir araya getiriyor. Dolayısıyla suje, yani kişi, farklı ihtiyaçları var, burada arzuları var, farklı pozisyonları var. Herkesin yaşamında farklı pozisyonları var ve biz bunlarla, normatif sistemlerle kısmen de olsa inşa edilmiş oluyoruz. Son olarak da biz sınırlı ve genel hukuk arasında da bir ayrım getiriyoruz. Yani sınırlı dediğimiz alanda, bazı üniversitelerde de bunlar öğretiliyor. Bu hukuk felsefesi olarak öğretiliyor ve bu tür bir hukuk felsefesi hukuk nedir sorusu etrafında dönüyor ana akımda. Ve burada hukuk
emirler, prosedür, normlar, haklar ve burada Kelsen oluyor. Dworkin'in de söylediği gibi buradaki amaç bir sınır çizmek ve hukuk içerisinde bir sınır çizmek oluyor ve buna bakıyoruz. Diğerleri hukukun dışında bakıyor. Sosyoloji, hukuk, siyaset bilimi ve benzeri yerlerde devam ediyor. Bunun bir sonucu olarak sadece çok az sayıda kurum bunları tatbik ediyor, normatif açıdan değerlendiriyor. Which adopts a much wider conception of legality and examines the law of law, what lies behind law. And that has aesthetic... İçtihat burada hukukun ardındaki hukuka bakar, etik, maddi unsurlarına. Yani burada hukukiliğin ne olduğuna bakar ve daha öncesinde Ezgi'nin duvarında muhteşem bir resim görmüştüm. Ve de içtihat tarafından yok edilmiş harika, muhteşem bir Klimt resmiydi. Naziler tarafından Avusturya'da yakılmıştı, Viyana Üniversitesi'nde. Ki bu da hukuku bir miyazma olarak temsil ediyor. Bir çeşit ahtapotmuş gibi. Yani bütün buradaki üç kadını ele geçiriyormuş gibi ve onları sanki boğuyormuş gibi gösteriyor, temsil ediyor. Yani burada çok önemli bir şey var. Bu sanatın ve edebiyatın, yani yaşamın estetik kısmının bize öğretecek çok şeyi olduğunu gösteriyor hukukla ilgili olarak ve bize daha önemli şeyler de öğretebiliyor hukuk filozoflarının ve hukuk kitaplarının öğreteceklerinden. Ancak Shelley, bildiğiniz çok önemli İngiliz romantik şair, şunu diyor: şairler dünyanın tanınmayan hukukçularıdır, mevzuatçılarıdır diyor. Yani bu anlamda hukukçular ressamlar gibi yaşamı nasıl yaşayacağımızı söylerler. Ancak filozoflar ve hukukçular bir yandan da yaşamın estetik kısmını işlerler. Yani burada estetik anlayışların nasıl normatif, hukuki ve etik imaları olduğunu gösterirler ki bu da bizim çalışmamızın çok önemli bir parçasıdır. Şimdi kısaca üç aşamaya, üç döneme, üç çağa değinmeme izin verin hukuk, eleştirel hukuk çalışmalarında. Bildiğiniz üzere tabii ki birbirlerinden tam olarak ayrılamazlar. Ancak bana soracak olursanız, buradaki baskın endişeleri göz önünde bulunduracak olursanız, her bir dönemde son 50-60 sene içerisinde eleştirel hukuk kuramı hukuka yaklaşmaya ve dünyaya dair alternatif görüşler tesis etti. 1980'lerde ve 90'larda çıkan görüş antiformalizm dönemiydi ve aynı zamanda bir estetik dönemiydi. Yani burada normatif sistemler ile, yani hukuk, etik ve din ile estetik anlayış, burada sanat ve edebiyat arasındaki bağlantı çok elzem, önemli hale geldi. Ancak şurada da çok önemli bir fark vardı. İlk dönemde çalışmamızda bir çeşit hukuki ideolojileri yapı söküme uğratmak, mistisizmlerini çözmek için hukuki biçime yönelildi, odaklanıldı ki bu da ana akım hukukçuların iddia ettiklerinin tersiydi. Hukuk kapalı değildir. Size net cevaplar vermezler. Hukuki metinler belirlenemez ve bizler hukuka bir metin olarak yaklaşırız. Ve oradaki kavramlara bakarız.
savlara bakarız, savsal stratejilere bakarız ve orada hukuki metnin organizasyonunu tartışırız ve burada bir tutarlılık da ararız. Burada retorik, ermenötik, yapı söküm, gösterge bilim ve tabii ki psikanaliz gibi yöntemlerle yaparız. Çünkü biz buradaki mahkeme kararlarını okurken, ki bildiğiniz üzere genel hukuk içerisinde büyük savlar vardır buradaki duruşmaların raporlarında, biz bu metinleri sadece tutarlılık veya tutarsızlık için okumayız, bunu aramak için okumayız. Ama aynı zamanda oradaki baskılamalar, eksik olan şeyler, oradaki baskılayıcı gücün izini aramak için, travmanın izini aramak için, buradaki hukuk kurumunun yarattığı travmayı okumak için, burada yaşlılık varsa, adaletsizlik varsa, ırkçılık, cinsiyetçilik varsa, bizim yapmaya çalıştığımız şey bu hukuki metin içerisinde sadece sonuca, girdilere, çıktılara bakmayız. Ancak yasal, hukuki metnin içerisinde farklı metinler arası yapılarının nasıl düzenlendiğine bakarak bunu yaparız ve ardındaki stratejiyle ilgili olarak Amerikalı eleştirel hukuk çalışan yoldaşlarımız şunu gösterdi: hukuki kararların çok fazla çelişki içerdiği ve hukukun biçiminin açık olduğu ve ana akım hukukçuların söylediği gibi kapalı olmadığını gösterdiler. Ve eğer buradaki değerleri ve nitelikleri gösterebilirsek, bu hukuki kurumun niteliklerini ve değerlerini bulabilirsek, açığa çıkarabilirsek, bu da bir çeşit meşruiyeti yitirme anlamına gelecek. Buradaki hukuki biçime yönelik olarak bir meşrutiyetsizliği ortaya koyacak. Ancak şunu da görmemiz gerekiyor: burada eleştirel bir biçim, buradaki hukukun meşruiyetsizliğinin altına oymuyor ama meşruiyeti birazcık güçsüz hale getiriyor. Ama tabii ki insanlar buradaki merkezsizliği veya buradaki hakimlerin, yargıçların ne kadar üstün olduğu falan gibi konularda başka türlü düşünmeye kalkmıyorlar. E tabii ki metne bakacak olursanız, metnin ötesinde bir şey yokmuş gibi görünür. Yani sözlerin ötesinde yokmuş gibi. Ancak sizler eğer metni alır, buradaki söylemlere, pratiklere bakacak olursanız doğru olabilir. Ama burada praksisle bir bağlantı yoksa, politikayla bir bağlantı yoksa, orada eleştiri hiçbir işe yaramaz. Bundan dolayı ikinci dönem, yani bizim 90'lar dediğimiz, 2000'lerin başı dediğimiz dönem, etiğin önemli olduğu dönemde. Çünkü komünizmin çökmesinden sonra yeni dünya düzeni içerisinde kozmopolitanizm dedikleri, siyasi olarak neoliberal küreselleşme, ekonomik olarak ve aynı zamanda hukuki olarak da insan hakları denilen söylemlere geçildi. İnsan hakları ideolojisi aslında ideolojinin sonunda geldi. Yani tarihin sonunda ideoloji geldi. Bu anlamda buradaki moralizm, ahlakçılık, Yugoslavya'da ve sonrasında tabii ki Afganistan ve Irak'ta bizlerin insan haklarını güya bu zavallı insanlara getirecektik. Bu tür bir ahlakçılık, etiği ve ahlakı bir çatışma alanına dönüştürdü. Ve bizler de kuramsal olarak yeni ahlakçılar tarafından ve teorik olarak da yeni dünya düzeni tarafından bir ahlak ve adalet, Kantçı olmayan bir ahlak ve adalet görüşü tesis etmeye yöneldik. Bunu neden önemli olduğunu söyleyelim. Çünkü burada hukuki pozitivizmden bahsedecek olursak, ki o döneme kadar çok baskındı, 90'lara kadar çok baskındı, pozitivizm de ahlaktan tamamen ayrıydı. Hukuk ideolojinin ötesindedir, siyasetin ötesindedir vesaire deniyordu. Ancak bu dönemde yeni bir ana akım
liberal içtihat okulu baskın hale geldi. Bu da hukukun sadece cezalardan ibaret olmadığı, güçten, iktidardan ibaret olmadığı ve pozitivizm olarak devletten ibaret olmadığını, haklarla ilgili olduğunu, prensiplerle ve değerlerle ilgili olduğunu ve mesela Ronald Dworkin burada John Rawls'ın kuramını inceleyen biri olarak şunu söylüyordu. Hukuk en iyi anlatı, en iyi hikaye bir toplumla ilgili, özellikle Amerikan toplumuyla ilgili bir şey söyleyebilecek en iyi hikaye. Ve burada bir anlatı metodunu seçerek her zaman hem ahlaki açıdan doğru olacak, doğru bir cevap bulabilirsiniz diyordu. Yani bu anlamda bütün hukuk ahlak haline geldi. Bu anlamda bizim açımızdan da bir çatışma alanı oluştu. Ve bizlerin bu yeni kantçı hukuk kuramlarına karşı oluşturmaya çalıştığımız saf şuydu. Ne tür kuramlar, ne tür konumlar vardır? Burada iki tür adalet vardır ve hukuk da ikisi konusunda başarısızlığa uğramaktadır. Genel içtihattan bilgileri ve Emmanuel Levinas'tan, Jacques Derrida'dan, Walter Benjamin'den ve Ernst Bloch'tan bakarak şunu söyledik. İki tür adalet vardır. Birisi içkin, içe ait hukuk. İkincisi ise aşkın, transcendent hukuk. Buradaki içkin hukuk bizlere hukuk kendi sözlerini unuttuğu zaman yeniden yönlendirmemizi sağlıyor. Yani aslında yapması gereken, sözünü verdiği şeyi yapmadığı zaman yönlendirmemizi sağlıyor. Ancak adalet dediğimiz şey bütün hukuku bir aşkın veya transcendent bir prensip adına okuyor. Bu açıdan hukukçular ve eleştirmenler olarak hem hukukun içerisindeyiz hem de hukuka karşıyız. Bazen mahkemenin dışına çıkmamız gerekiyor ve meslektaşlarımızla birlikte gösterilere katılmamız gerekiyor, grevlere katılmamız gerekiyor. Buradaki hukuk sistemi yozlaşmıştır. Adalet hiçbir zaman hukuk bu şekilde olduğu sürece tesis edilmeyecektir ve baskıyı desteklediği sürece tesis edilmeyecektir diyoruz. Başka zamanlarda ise mahkemenin içine girmeniz gerekiyor bir hukukçu olarak ve bunun bir, evet bu bir hukuk devletidir, burada değerler var, haklar var, dedikler var, bunların tanıması gerekiyor diyoruz ve bizim bunu yapmamız gerekiyor. Angela Davis şöyle söylemişti, bazen bir gün içerisinde iki konuşmayı da yapmanız gerekiyor. Çünkü içinizdeki eleştiren kişi, yani orada hukuku söz verdiği şeyi yapmaya yönlendirmeye çalışan kişi, yani içinizdeki eleştirmen bir çeşit ayna imge, yani oradaki bir çeşit yargı yoldaşı olarak yer alıyor. Yani orada diyor ki hukuk yapması gereken şeyi yapmıyor. Ancak oradaki transcendent eleştirmen, yani aşkın eleştirmen denebilir belki, ikinci tür eleştirmen hukuku bir tarih yargılamasının önüne koyuyor. Bu anlamda bir tarih yargılaması, yani bütün hukuk sistemi yargılandığı zaman ütopya anını, Ernst Bloch'un henüz değil dediği, henüz olmadı dediği anı ortaya koyar. Çünkü bu olmadığı zaman bizler baskın hukuk anlayışlarına tabi oluruz. Ve bu ütopyen an, bu ütopyen durak çoğumuz için, yani böyle bir geçmiş değil, yani nostaljide kalmış bir şey değil. Ve hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir gelecek de değil. Şu anda
var olan ve bize bir ufuk veren, normatif bir konum veren, bizim o konumdan şu anda ne olduğunu tartışabildiğimiz bir konum veren bir yerdedir. Yani burada da hukukun sadece söz verdiği şeyi yapmaya çalışmayız. Aynı zamanda hukukun farklı bir versiyonu, farklı bir türünü, farklı bir sistemi gerçekleştirme umudu vardır burada. Yani burada farklı ütopyan konumlardan farklı olarak, buradaki aşkınlık veya transandanstan farklı olarak hayatımızın içkinliğinde mutlak diğer, mutlak öteki kavramına bakarız. Sadece farkına varmak değil ama aynı zamanda öteki bizden ne istiyor, ne diyor ona bakmak burada önemlidir. Mesela hesaplanamayan adalet veya mesihliği olmayan bir mesih gibi kavramlara bakıyoruz. Bütün bunlar bizim eleştirimizin yapı taşlarını oluşturuyor. Yani bu noktayı sonlandıracak olursam, yani buradaki eleştirmen bir yere kadar hukuka yabancı kalan kişidir. Bir çeşit şizofrenik bir karakter ortaya çıkar. Hem hukukun içindedir hem de hukuka karşıdır. Bu anlamda mülteciler konusuna geldiğimiz zaman tabii ki ne tür araçlar kullanmamız gerekiyor veya hukuk bize ne tür hasarlara sebep oluyor ve bunu nasıl bertaraf edebiliriz ki mülteci sığınma hakkı alsın, ama aynı zamanda sığınmacılık hakları dediğimiz haklar yanlış, yeniden yazılması gerekiyor. Xenofobik ve ırkçı diyoruz. Yani hem içerisindeyiz hem de karşısındayız. Ki bu da bizim açımızdan bir şizofreni yaratıyor, bir zorluk düzeyi yaratıyor. Ve bir yabancı oluyoruz. Kendi alanınızda bir yabancı oluyorsunuz bu anlamda. Ve son yönden bahsedecek olursam, son dönemden bahsedecek olursam, siyaset dönemi. Çünkü yeni dünya 1989'da anons edilmişti, bildiğimiz üzere Orta Doğu'da 2008'de Orta Doğu'da sorunlar çıktı. 2008'de konut balonu oldu. Türkiye sürekli olarak ekonomik kriz, diktatörlükten mustarip oldu. Ve aynı zamanda Yunanistan'da 2010'dan beridir meydana gelen Eurozone, Avrupa zonu alanı dediğimiz yerlerde tarihin sonuna geldik diyoruz. Ve 2010'dan sonra büyük kuşatmalar, Gezi Park kuşatması gibi hareketler, bu dönemi direniş dönemi, direniş çağı haline getirdi. Bütün bu olaylar bizleri siyasi konumlanma anlamında bizi itti ve aynı zamanda bu direnişler dalgalarına tüm dünyada katılımcı ve savunucu olmaya itti. Burada iki tür gelişme, hukuki gelişme özellikle o dönemde ortaya çıkıyor, göze çarpıyor ki bizlerin de yanıtları var buna. İlki, uzun süre kuramsal olarak şunu iddia ettik, hukuk artık gücün kısıtlanması veya aracı veya biçimi değildir. Artık bu operasyonun bir içkin parçası, iç parçası haline geliyor. Kuramsal konumun bir parçası haline geliyor ki deneyime dayanıyor bu da. İnsan hakları var burada. Çünkü insan hakları şimdi bütün dünyanın yeni neoliberalizm ve yeni dünya düzenini, yenilikçileri ve emperyal geçmişin yenilikçileri tarafından yürütülüyor. Hani kadın hakları deniyor ancak mesela Afganistan ve Irak var önümüzde.
ve burada şirketlerin yükselmesi var ve aynı zamanda IMF ve Dünya Ticaret Örgütü de güya korumacı bir rol üstleniyorlar. İnsan hakları eleştirisi bu dönemde çok önemli hale geldi. Ve ben İnsan Haklarının Sonunu kitabını 2000'de yayımladığımda o noktada ilk sistematik ancak dostane bir insan hakları paradoksu eleştirisiydi. Bu 22 sene önceydi ve o sırada ekstrem, radikal olarak düşünülmüştü. Ve ben de insan haklarını eleştiren de biri olarak sanki insanlığın bir düşmanı olarak bana saldırıldı. Bugünlerde daha fazla kitap yayımlanıyor, İngilizce'de ve Almanca'da özellikle. Ki bu kitaplar insan haklarını eleştiriyorlar. Daha fazla eleştiri var şu anda. İnsan haklarını yüceltenlerle kıyasladığımız zaman ki 2000'de daha çok böyleydi. İnsan hakları dünyayı kurtaracak deniyordu. Son ütopya, tarihin sonu deniyordu. Bu da insan hakların bir ütopya değil. Ve bu eğer son ütopyaysa, ütopyada kayboldu diyorum. Sam Moyne değindim burada. Evet, bir kısmı 1990'lar ve 2000'ler öncesinde de eleştiriler olarak yapılmıştı. Ama daha açık hale geldi. İnsanlar artık fark etmeye başladı. Yönetişimin biyopolitikasından bahsediyorum ve aynı zamanda neoliberal kapitalizmin baskın hale gelmesinden bahsediyorum. Ve hukuka yönelik olarak bu gelişmelerin sonucu olarak kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi sonrasında ve buradaki karın mantığı söz konusu olduğunda diğer tarafta özel ve aile hayatı da yasallaştı ve disiplinleşti. Yani burada kamu hizmetlerin özelleştirilmesi ve aile ve özel hayatın disiplinleşmesi ikili ortaya çıktı. Burada çok büyük bir değişim gerçekleşti hukukun nasıl işlediğine yönelik olarak. Çünkü standart hukuk felsefesine göre modern hukukun misyonu bir mesafe ortaya koymaktı. Hukuk ile dünya düzeni arasında arzu ve arzu olmayan arasında. Bu anlamda hukuk gerçekliği düzeltmeye çalışıyordu. Bütün bu ideolojiler ve kurumlar söz konusu olduğunda dünya düzenine bir mesafe koymaya çalışıyor, değiştirmeye, düzeltmeye, geliştirmeye çalışıyordu, iyileştirmeye çalışıyordu. Biyopolitik yönetişim döneminde bu mesafe kaybolmaya başladı ve burada bir hukuk ile sosyal yaşam arasında bir senkronizasyon başladı. Hukuk artık bütün topluma yayılmaya, içine sızmaya başladı ve daha detaylı bir şekilde hale gelmeye başladı. Kaynakları çoklulaştı. Burada etkileri de beklenmedik ve bilinmeyen hale geldi. Yani burada hukukiliğin birçok unsuru güçsüzleşti iktidar dışında. Hem baskılamak için hem de sürveyans olsun, izleme olsun diye toplumu gözetleyebilmek için. Ve buradaki hukukun eleştirisi son 20 sene içerisinde düşündüğümüz zaman çok büyük, geniş bir literatür olduğunu düşünebiliriz yeni eleştirel hukukun. Burada hukuk ve buradaki neoliberal küreselleşmenin, kemer sıkma politikalarının, güvenlik devletinin ve tabii ki biyopolitikanın arasındaki bağlantılar ortaya çıkmaya başladı ve pandemi de aslında birçok şeyi çok açık hale getirdi insanların gözünde. Buradaki eleştirel hukuki kuramın önemini de iyice belirgin hale getirdi ve
bir örnek vermek istiyorum bu eleştiriyle ilgili olarak son zamanlarda ve bitirmek istiyorum sunumumu. İki tür iktidar biçimi var. Hem bir araya geliyorlar hem de birbirleriyle yarışıyorlar halihazırdaki dünyamızda. Egemenlik ve biyopolitika, burada mültecilerin nasıl ele alındığı konusunda bize önemli şeyler söylüyor. Pandemi başladığından sonrasında hükümetler geniş kısıtlayıcı tedbirler aldılar ve birçok hakkı da askıya aldılar. Ve daha önce hiç görülmemiş bir istisna durumu meydana geldi. Benim argümanım şu, bu egemen gücü, yani buradaki istisnai durumu biyopolitikayla bağlantılıyor. Hükümet ve yönetişim, hukuki haklar ve normalizasyon, düzenlemeler. Yani burada ikisini de en iyi şekilde ifade eden bu hükümeti ve yönetişimi en iyi ifade eden terim immunitas, bağışıklık. İtalyan filozof Roberto Esposito, Marx, Foucault kanalıyla takip ediyor. İmmünitenin iki anlamı var. İlki, sürekli olarak duyduğumuz şey zaten, hastalıktan korunma, sürü bağışıklığı ve aşılarla yaratılan bağışıklık vesaire. Bir çeşit koruma, bedenin bağışıklık sistemi, giren maddeye, virüse, gelen hastalığa karşı yanıt geliştirir ve bedeni korur. Ama aynı zamanda immunite terimi, devletin müdahalesinden korunmadır. Bazı kişilere verilmemiştir bu. Mesela milletvekilleri kovuşturulamaz mesela yaptıkları etkinlikler, yaptıkları okudukları metinler yüzünden. Benzer şekilde diplomatlar da diplomatik immüniteye sahiptir. Diplomatik dokunulmazlıkları vardır. Ve bu dokunulmazlıkları sayesinde de bir takım mahkeme süreçlerinin dışında kalabilirler. Benzer şekilde mültecilere verilen sığınmacılık hakkı onların geri gönderilmelerinden onları korur. Ve geldikleri ülkeye geri gönderilmezler bu şekilde siyasi sığınmacılar söz konusu olduğunda. Bu da bizim genel immünitenin kısıtlı bir biçimi denebiliriz. Ve devlet müdahalesinden kaçan vatandaşlara verilmiş bir immünitedir bu. Bu immünite, bu devletten gelen korunma 17. yüzyılda ortaya çıktı, Batı Avrupa'da ortaya çıktı. Doğal hukukun ve sosyal anlaşma, sosyal sözleşmenin devlet iktidarına karşı olarak yanıt olarak ortaya çıktı. Bu devlet gücüne karşı immünite bir takım sivil, siyasi hakları içeriyor ve buradaki amaç şu, hukuki olarak garantilenmiş bir vatandaşlık etkinliği alanı ki burada hükümet el atamıyor buraya. Evet, burada mesela bir şeyler söyleme hakkım var burada ve hükümet beni sansürleyemez öncesinden veya beni kovuşturamaz, yargılamayız ve bana ceza veremez. Yani evet, oldu da oluyor ama fikir bu şekilde. Yani burada immün alanlar yaratılıyor. Ve bir kordon saniter var burada. Bireysel haklar ve devlet arasında. Devlet de müdahale edemiyor. Burada kuram çerçevesinde burada bir yaşam hakkı, hareket hakkı vesaire. Burada devlet müdahalesinden tamamen immün olma fikri var ve ne kadar fazla hakkım varsa ve devlet üzerinde o kadar kısıtlıklar vardır. Yani burada aslında farklı tür bir güç tarafından sınırları bulanıklaştırılmış bir durum var. Biyopolitika, biyolojik yaşam politikası ki burada çok farklı güç ilişkileri var.
egemenlik içerisinde iktidar ortadan geliyor, yukarıdan aşağı doğru gidiyor ve burada sözleşmeye dayanan Michel Foucault'un da söylediği üzere, yani egemen mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücü vardır, sizlerin gücü yoktur. Ancak biyopolitikada farklı bir güç var. Şimdi artık yaşamın kendisi haline geldi iktidar. Biyolojik yaşamın kendisi bir politik karar alma meselesi haline geldi. Bizler yaşayan bedenler olarak, bir nüfus olarak yönetiliyoruz. Burada ölüm oranı var, hastalık oranı var, yaşam beklentisi, ömür beklentisi var vesaire. Yani bir başka deyişle biyopolitika artık nüfusları yönetiyor, grupları ve kolektifleri yönetiyor, bireyleri değil. Bireylerin burada bu tür bir operasyonel gücün ilgi alanına girmiyor bireyler. Biyopolitika yaşamı kontrol ediyor ve disipline ediyor ve biyolojik fonksiyonları disipline ediyor. Yaş, cinsiyet, ırk, etnisite, sağlık durumu vesaire gibi konumlar burada söz konusu oluyor. Bu tür operasyonel iktidar söz konusu olduğu zaman iktidar artık biri tarafından, bir egemen tarafından veya bir hükümet tarafından veya belediye başkanı tarafından elde tutulan bir şey değil, artık bir ilişki haline geliyor ve üstler ve altlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi anlamına geliyor. Aileden tutun, bir kulüp, okul, üniversite, toplum, bütün farklı düzeylerde bir ilişkilerin düzenlenmesi anlamına geliyor. Foucault'un söylediği üzere egemen artık yaşama elini almış ve insanların yaşamasına müsaade ediyor. Egemenin yaşam ölüm hakkı vardır ve egemen bazı insanların yaşamasına müsaade eder, bazı insanların ölmesini sağlar. Burada tam tersine yaşamı yönetiyoruz ve insanların ölmesine müsaade ediyoruz tırnak içerisinde. Yani yaşamın yönetilmesi var. Sağlık, yaşam koşulları, demografik yapı, ülkenin demografik yapısı, İnsanların nasıl yaşamını yaşadıkları ve yaşlılıktan ölecekleri gibi kriterler üzerinden gidiyor artık tartışma. Anladığınız üzere bu çok farklı bir kavramsallaştırma. Çünkü yaşamı düzenleme becerisi egemen açısından toplumu farklı kıldığında toplum ortada kalır ve hem egemen ve yurttaş arasında ortada durur. Ama yaşam burada hedef, biyolojik yaşam hedeflendiğinde hukuk tabii ki bununla doğru tamamen ilgilenemez. Çünkü yaşam işlevleri tamamen normatif düzenlemelere tabi olamaz. Bunlar aşkın bir biçimde olur. O yüzden de hukuk biçimleri değişmiştir. Bu tamamen net ifadeden tutarlı bir hukuk haklarından, hukuki haklardan, kişinin varlığından daha böyle yaşamın her tarafına yayılan bir biçime geçmesinin sebebi de budur zaten. Hukuk ilişkilerine dönmesinin sebebi de budur. Biyopolitika, daha önce de ifade ettiğim gibi, burada kişiler değil, bireyler değil, bireysel haklarla değil ama nüfusa, topluma, ekonomik olarak aktif olan bireylerle ilgilenir. Hükümetin işi burada homo economicus'un kişisel ihtiyaçlarını, çıkarlarını koruyacak şekilde, pazara göre koruyacak şekilde işlevi sahiptir. Kafasındaki argüman budur en azından. Burada hukuki haklar değil, burada düzenlemeler ve hakların varlığının korunmasıdır. Ve hukuk artık bu bağlamda değildir. Ve temel hakların varlığı, yurttaşların özelliği, para
kazanması ve yaşamını sürmesiyle ilgilidir. Buradaki sınır, hükümetin müdahalesinin faaliyetin sınırları, bunlar gerçek ve maddidir. Örneğin Erdoğan'ın bankaları manipüle etmesi gerekir. Buradaki faiz oranlarını değiştirmesi gerekir. Çünkü onlar için önemli. Burada hem faiz oranlarının değişmesi hem borsadaki değerlerin manipüle edilmesi operasyonunu sürdürebilmesi için önemlidir. Dolayısıyla hükümet, savunma, kamunun güvenliği ve benzeri diğer becerileri düşününce bu şekildedir. Ama yönetişim ise biyolojik varlık ve etkileşim için geçerlidir. Son olarak bizler, yani siz ve ben, bu kapitalizmin sujeleri olarak bizim de iki hakkımız var. Tabii ki ikili bir ilişkimiz var devlet açısından. Tabii ki bu durum her zaman ötelenebilir veya askıya alınabilir. Türkiye'de son 3 yılda olduğu gibi askıya alınabilir. İkincisi de bizlerin nüfusun önemsiz bireyleri olarak veya diğer üyeleri olarak sosyoekonomik politikaların hedefinde olur. Devletin sosyoekonomik politikaların hedefinde olur. Bu stratejinin hala tabii ki beklentilere ihtiyacı var ve bizim kendimizi iyi, özgür, üretken ve mutlu hissetmemize yol açar. Para kazanıyormuş gibi hissettirir ve bizlerin özgür olduğuna dair bir his yaratır. Aksi takdirde bizim baskı altında işlevsiz, yararsız kişi olduğumuz anlamına gelebilir. Bizler kendine özgü, müstesna bir kişiyiz bu hukuki haklarla, ama aynı zamanda da diğerlerine benzeyen kişileriz ve formal olarak eşitiz ve diğerlerine benzeriz ve burada istatistiksel hesaplamalara tabi diğerlerinden farksız bireyleriz. Şimdi bunları mültecilere nasıl uygulandığını söyleyerek bitireyim. İstisna hali bu iki mantığın ne olduğunu gösteriyor. Yani egemenlik ve diğeri, hükümet mutlak gücünü bu istisnalara uygulamak için Carl Schmitt'in devletin çöküşüyle ilgili anlattığını hatırlayacak olursak, burada da istisna halini kullanarak burada sosyal normlarda kullanılabilir ki Erdoğan da tam olarak bunu yapmış oldu. Ve bizim açımızdan da diktatörler de böyle yapmış oluyor ki böylelikle hoş karşılanmayanı açıklamış oluyorlar. Burada zorla kabul edilme hali, uygulanması zor oluyor ve haklarının sınırlaması var. Ama bunu yaparak biyolojik yaşamı da, nüfusun biyolojik yaşamını da zorluyor. Burada bireylerin hakları veya yaşamı değil, çünkü bireylerin yaşamı ve hakları birçok zaman zaten vazgeçilebiliyor. Birleşik Krallık'ta Boris Johnson mesela ilk döneminde de ve son Kasım ayında da, 2020 yılının Kasım ayını kastediyorum, burada sürü bağışıklığı sistemini izlemiş olduğu, bir başka ifadeyle toplumun geniş kesimi için bir bağışıklık kazanabilmek için kısıtlayıcı önlemleri devreye sokmadı ve hastalık topluma yayılırsa ve toplumun %80'i, %90'ı enfekte olursa, hasta olursa, bu durumda toplumun bağışıklığı kazanılabilir. Böylelikle de pandemi sona erer denilir. Ama bunu yaparsanız, bunu yaptığınızda birçok insan, yaşlılar mesela ve komorbiditeye maruz kalarak yaşamını yitirebilir. Burada şunu görüyorsunuz, bir yandan biyopolitika hükümeti sosyal ve ekonomik faaliyetleri devam ettirmesine imkan verirken, böylelikle de sağlıklı bir nüfus elde edebilsin diye izin verir. Diğer yandan ise bu önlemlerin veya bu önlemsizliğin, önlem eksikliğinin yurttaşlar üzerindeki etkisini de hiç umursamıyor. Şimdi size mültecilerle ilgili kısma geçeyim. 2015 yılında
Avrupa göçmenlerin hoş karşılanmadığını söyledi. Bunu İtalya'dan istemediklerini söyleyerek geri gönderildi. Ve bu kişileri Türkiye'ye ve yine Kuzey Afrika sınırlarına da kapatmasını istedi. Avrupalılar yabancıları işgalci olarak görür ve onları mümkün olabildiği kadar Avrupa'nın dışında bir yerde tutmak için bazı Avrupa kaleleri yaratmışlardı. Bunun önlenmesi için de binlerce insan Akdeniz'de ve Ege'de boğulmuştur. Şimdi 2020 yılı Mayıs ayında sınırlarını açtı Erdoğan, Türkiye'de bulunanlara ve bunların Avrupa'ya, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmesine izin verdi. Tabii ki bu durum Avrupa Birliği üzerinde baskı kurmak için bir girişimdi ve en sonunda bir konsensüse varıldı. Bunları biliyorsunuz zaten. Ama binlerce mülteci, göçmen Yunanistan sınırına gönderildi ve yine batı kıyılarına ulaşmış oldu ve sınırı geçtiler. Ve tabii Yunanistan'dakiler de bu şekilde davranmaya devam etti. Ülkeye giren kişilere hala bazı mülteciler açısından, çünkü Yunanistan'da bu konuda herhangi bir araştırma yapılmamış olduğu veya bunlarla ilgili neler olduğu hiç söylenmedi, inceleme yapılmadığı için, soruşturma yürütülmediği için ne olduğunu bilmemiş olduk. Dolayısıyla tüm bu önlemler Yunan devleti tarafından kullanılmış oldu. Böylelikle bunun tek amacı bu mültecilerin Yunanistan'da memnuniyetle karşılanmadığını, hoş karşılanmadığını göstermek içindi. Ve burada mülteci paketi kabul edildiğinde bu kişileri kaydetmediler. Normalde altına almaları gerekiyordu. Ama onları mümkünse adalarda, Yunan adalarında tuttular. Ege'deki adalarda tutup mültecilerin boğulmasına da yol açmış oldular. Hükümet sığınma başvuru süreçlerini durdurdu. Bu da Cenevre Sözleşmelerini ihlal etmiş oldu. Bu da bu kişilere çok cüzi ödemeler yapmış oldu ve bu kişilerin kendi ülkelerinde ve burada da mağdur olma haline yol açmış oldu. Mayıs ayında, 19 Mayıs 2020'de Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı Yunanistan hükümetleriyle bir araya gelerek bu mültecilerin haklarına saygı duyulması gerektiğini belirtmiş oldu. Yunanistan hükümetini bağlayan ise uluslararası toplumun insan haklarının sallaştırılması gibi konularla karşı karşıya kaldı, böylesi argümanlarla. Ve insan haklarına dokunulmayacağı ifade edilmiş oldu. Şimdi siz tabii insan hakları durumunu Türkiye'de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden buraya benim ekleme yapacağım bir husus yok. Yunanistan hükümeti ise kendi sorumluluğunu yerine getirdiğini, insan haklarına riayet ettiğini söyledi. Burada hukuken kabul edilemeyen, mülteciler açısından kabul edilemeyecek önlemleri getirmiş oldu. Hatta burada 4 temel çalışma yapmış oldu. Hükümet mültecileri çok kalabalık yerlerde tutmuş oldu ve bunlar büyük çoğunluğuyla uygun olmayan yerlerdeydi. Bu binaları kapalı yaşam, yani kapalı cezaevine benzer yerlerde tutmuş oldu. Ve şu çok nettir: bizim burada olan mültecilere yönelik yaklaşımın ne kadar sorunlu olduğu gördü. Pandemi de ortaya çıktığında ise bu merkezler tamamen kapatıldı ve yaşam koşulları dayanılmaz hale geldi. Bunları kısıtlayıcı önlemler gevşetildikten sonra bile bu şekilde tutmaya devam ettiler. Ve biz mültecilere yönelik devam eden bu uygulamaya devam etmiş olduk. Ve burada bu kişilerin tekrardan gönderilmesi, cezalandırılması, hatta yaşamlarını tehlikeye atacak şekilde uygulamalar gerçekleşmiş oldu. Türkiye ve Yunanistan vardı. Bir tarafta egemen var, diğer tarafındaki, karşısındakini uygun olmayan şekilde davranmakla suçlarken, diğeri de
bu taraf için aynısını yapıyor ve burada bir silah haline dönmüş oluyor, egemenlik silahı haline dönmüş oluyor bu kişiler. Peki bu kişilerin hakları ne durumda? Çünkü sınırda bulunan mültecilerin tabii ki herhangi bir hakkı ya da birçok hakkı yok. Hukuk tarafından korunan hakları yok en azından. Ama bu kişilerin hak tarafından, Cenevre Sözleşmeleri tarafından korunduğunu varsayalım veya insan hakları tarafından korunduğunu varsayalım. Şunu hatırlatayım size. Hannah Arendt'in söylediği gibi bu mültecilerin durumuna baktığımız zaman devletsiz olduklarında hiçbir insan hakları sistemi onları korumaz. Çünkü bu kişilere yaklaşım davranışını azınlıklara yaklaşımdan çıkartabilirsiniz. Bireylere yaklaşımı da mültecilere yönelik yaklaşıma dair fikir elde edebilirsiniz. Şayet bir kişi siyasi statüsünü kaybederse o kişi doğal ve devredilmez haklarının iddialarına göre diğerlerinin koruması altına girmelidir. İnsan haklarının koruması altına girersiniz. Esasen bunun tam da tersi olur. Çünkü kişi artık sadece bir insandır yani ve elinde siyasi olarak bir yurttaş değildir. Artık hukuk tarafından korunmaz. Hiçbir koruması yoktur ve bu niteliklerini, bu karakteristiğini kaybetmiştir. Artık mültecidir, devletsiz bir kişidir ve çıplak bir yaşam sürmektedir. Yaşamında korunacak hiçbir şey yoktur. Hukuk veya siyasetle ilgilenmez. Bu noktada Arendt haklı. 51 tarihli çalışmasında bunu ifade etmiştir. Ama şu anda yaşanan tam olarak budur. Büyük sayıda sözleşmeler var, çok sayıda uluslararası belge var ama buna rağmen bu şekilde oluyor. Dolayısıyla artık insan haklarımız, yani insan olduğumuz için insan haklarımız olmuyor. Birkaç kişi böyle iddia etse bile. Tabii ki insanız ve haklarımız var sözü, yani bizim kollarımız var, bacaklarımız var, gözlerimiz var, burnumuz var olduğu argümanındaki gibi. Ve insan olduğumuz için, kolumuz bacağımız olduğu gibi insan olduğumuz için haklarımız olmuyor. Bu argüman geçerli değil. Niçin haklarımız var? Bu siyasi bir mücadeledir. Bu sadece hukuk değildir. Her çağda, her ülkede insanlığın tanımını gösterir. İnsan tanımı tamamen insan olanlar ve daha az insan olan arasında bir ayrım vardır. Ve yine dışarıda bırakılan insanlar arasında bir ayrım vardır. Bence mülteciler en iyi ifadeyle insan hakları açısından en iyi örnek olarak karşımızda duruyor. Şimdi konuşmanın başında bahsettiğim bu iktidar ve hükümet, bu egemenlik ve hükümet arasındaki ikili mantığı anlatmıştım, hatırlarsınız. Burada karşılaştığımız durum siyasi sığınma süreçleri bireyselleştirilmiştir, hukukidir ve bir koruma hakkıdır yani egemene karşı. Ancak hükümet mültecilere hakları olan kişiler olarak yaklaşmıyor. Bu kişilere bir kitle olarak, bir kalabalık olarak yaklaşıyor ve bu kişileri nüfusunun geri kalanı için, yerel nüfusun geri kalanının iyiliği için bu kişileri bir yerde tutuyor. Nüfusun dışında tutuyor ve gözaltına alınacak bir grupmuş gibi, bir kalabalıkmış gibi davranıyor. Bu da kendi ulusal çıkarları için yapıyor ve burada virüs ve hastalık açısından da düşündüğümüz zaman korunması gereken kişiler oluyor. Hastalık ifadesine tekrardan ifade edelim. Parazit var. Bu kişiler pis bir yerden geliyorlar. Bulaşıcı kişiler ifadeleri oluyor. Ve o yüzden de burada virüsü de bize getiriyorlar. Parazitleri de bize getiriyorlar. Beraberinde diyorlar. Argümanıyla karşılaşınca bu kişileri küçük botlarla tekrardan sınırlarına girmesin diye itiyorlar. Veya geldiklerinde cezaevlerine
koyuyorlar ki yerel toplumu etkilemesinler. Ve böylelikle nüfusunu koruma altına almış oluyor. Bence bu tür bir analiz bize şunu da sunuyor. Bu önlemlerin özünü anlamamıza da vesile oluyor. Bu şekilde bitirmiş olayım. Şimdi normalden daha uzun konuştuğum eleştirel hukuk bizim hukuk uygulamasını etik geleneğiyle birleştirmesi gerekiyor. Adalet olmaksızın olan bir hukuk, ruhu olmayan bir hukuktur. Adalet yoktur bu öyle bir ruhsuz durumda. Direniş ise adalet olmadığında bizlerin hepsinin direniş hakkı vardır. İkincisi, hakları olduğunda, hepimizin hakları olduğunda burada hem bu haklara sahip olmak ve bu hakların maddi nitelikte, materyal nitelikte korunmasını sağlamak ve sujeler olarak, özneler olarak bulunmak. Yani sizler ve ben mesela özne olarak bizler buna maruz kaldığımız için böylesi bir dirençte de özgürüz. Son olarak da hukuk açısından değerlendirdiğimizde burada politik, sosyal açıdan değerlendirmeler var ve biz operasyonel olarak cezaevinde olabilir veya başka bir yerde olabilir. Biz bunların neler olduğunu önceden hesaplayarak bu fikirleri olmamız ve bunlar bir projeksiyon olarak karşımızda, nüfusun projeksiyonu için karşımızda durur. Adalet ve özgürlük için bu bağlamda sizler, bizler ve insanlar, radikal hukukçular, eleştirel hukukçular, radikal figürler, direnişçiler dünyanın her yerinde bunu yapmaya hakkı vardır. Şu anda sizlerin yaşadıkları, bizim de karşı olduklarımız, sizler direniyorsunuz, sizin direniş bizim direnişimizdir. Şimdi sizlerden birisi benle ve arkadaşlarımla bir araya gelirse, yapabileceğimiz herhangi bir yardımımız olabilse, bir bilgi paylaşabilirsek, bu sizlerin karşı karşıya kaldığı sorunlarla yapılabilirse bunu yapmaktan son derece memnun olurum. Dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ve şimdi birazcık bir şey içip sizin şerefinize içmiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Duzinas. Gerçekten çok güzeldi. Vaktinizi açtığınızı söylediniz ama ben kendi adıma keyifle dinledim. Yani gayet güzeldi. Bu arada sonundaki şey de çok güzeldi. Keşke biz de içseydik, şerefinize deseydik. Ama belki sonra. Şimdi ben çok kısaca birazcık sizin nelerden bahsettiğinizi anlatmak istiyorum. Yani tekrara düşmeden... Bayağı bir kısa haliyle. Şimdi öncelikle aslında birazcık yani... Speaking in Turkish, please. Yes, yeah, in Turkish. Anlayamadım. If I think it would be better for you to say a few what you want to say in Turkish. You know, I follow what you're saying. You know, say it in Turkish. As far as I know, as far as I know, Kostas can understand Turkish. I can understand a few things, yes, I can follow the gist, but what you say... Okay, tamam. Şimdi şöyle, aslında sevgili Duzinas bize öncelikle eleştirel hukuk çalışmalarının tarihinden bahsetti çok kısaca. Ve sadece tarihinden de değil, aslında eleştirel hukukçunun misyonundan bahsetti diyebiliriz. Ve bu açıdan belki benim en çok hoşuma giden kısım sanatla ilişkisinden bahsetmesi oldu. Yani hatta burada benim arkamdaki tabloyu örnek verdiniz. Aslında şöyle, bu arkamdaki tablolardan şu sağ taraftaki hapishaneden, müvekkillerimden geldi. Kandıra Hapishanesi'nde kalan bir grup müvekkilimden. Onun üstündeki küçük
tabloda İsveç'teki bir siyasi mülteciden bana hediye. Yani aslında belki buradaki karşılaşma da birazcık insan haklarına dair bir karşılaşma olarak düşünebiliriz. Ya da işte hukukla sanatın karşılaşması ya da işte siz başka alanlarla da karşılaşmalardan bahsettiniz. İşte psikanaliz, felsefe, her şeyden önce siyaset. Daha sonradan bu eleştiri çalışmalarının tarihini anlattıktan sonra aslında ve eleştirel hukukçunun misyonunu anlattıktan sonra ve bence burada en önemli şey belki şuydu, eleştirel hukukçunun hukukun hem içinde hem dışında olması meselesi. İşte benim başta da söylemeye çalıştığım eleştirel hukukun ve özellikle işte Duzinas'ın metinlerinden benim anladığım eleştirel hukukun hem insan hakları mücadelesine bir davet olması hem de insan haklarını eleştirmeye bir davet olmasıyla ilişkiliydi diye düşünüyorum. Onun dışında özellikle biyopolitika meselesinden uzun uzun bahsetti Sayın Duzinas. Ve bugün egemenlikle biyopolitikanın ne kadar farklı olduğunu anlattı. Gerçi biz Türkiye'de bence biyopolitikayla egemenliği bizatihi birlikte yaşıyoruz ve istisna halinde Türkiye'de tam olarak bunların kesişim noktasında belki de ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ve insan haklarını tam da biyopolitik çağda eleştirmenin ne kadar önemli olduğunu paylaştı. Çünkü insan hakları bizzat aslında biyopolitik çağda bir koruyucu, yani var olan yetersiz koruyucu misyonundan bile kopmaya başladı. Çünkü neden? İşte hukukun şöyle bir iddiası var neticede. İşte hukuk gerçek olanı düzenleyecek ve gerçek dünyayla, dünya düzeniyle farklı bir bağ kuracak, bir mesafesi olacak ve tam tersine gerçeğe dair bir düzenleme getirecek. Aslında bir denetim mekanizması olacak. İşte hukuk devletinin ve genelde bizim hukuk fakültelerinde gördüğümüz en başta gelen tanımıdır işte. Hukuk devleti denetleyen, hukukun devleti denetlediği devlet sistemine hukuk devleti denir. Ama bugün gerçekten bu mesafenin ciddi derecede kapandığını ve bunun da aslında biyopolitik mekanizmaların öne çıkışıyla ilgili olduğunu paylaştı bizimle. Çünkü niye işte tam da yaşamla ilgili bir, yaşamı yönetmekle ilgili, nüfusu yönetmekle ilgili, bireylerin hakları ve özgürlükleriyle bireyleri yönetmekle değil, nüfusu yönetmekle ilgili bir mekanizmanın aslında ister istemez hukukun da belli başlı ilişkilerden elini eteğini çekmesine yol açtığını söyledi. En sonunda da aslında mülteci sorunundan bahsetti. Türkiye'de de çok sık gündeme gelen bir mesele. Geçtiğimiz yıl Afganlarla gündeme gelmişti. Daha önce Suriyelilerle ilgili olarak gündeme gelmişti. Ve işte nasıl da Avrupa Kalesi inşa etme denilen şeyin Ege ve Akdeniz'de belki de yüzlerce binlerce mültecinin boğulması neticesi, boğulması bedeliyle oluştuğunu anlattı. Ve burada insan haklarının neden koruyucu olamadığı meselesi gündeme geliyor tabii ki ister istemez. Çünkü niye? Duzinas'ın da belirttiği gibi Cenevre Sözleşmesi var. İnsan hakları metinleri var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Birleşmiş Milletler metinleri var. Ama bu mülteciler yine de yaşam hakkı da dahil olmak üzere pek çok haklarından mahrum kalabiliyorlar. Hatta neredeyse hiçbir hakkın olmadığı bir şey yaşanıyor. İşte Hannah Arendt'ten orada alıntı yaparak siyasi statüsünü kaybettiğinde mültecilerin normalde korunma altına girmesi gerekirken aslında tam tersine bugün çıplak bir yaşama doğru açılmak zorunda kaldıklarını, tamamen bütün haklarından arındıklarını, arındırıldıklarını anlattı. Ve mültecilerin aslında tam da biyopolitik yaklaşımın ve hukukun insan haklarının biyopolitik çağdaki misyonunu en iyi gösteren grup olduğunu bizimle paylaşmış oldu. Benim tabii bütün bu söylenenlerden aklıma gelen bazı şeyler var, bazı sorularım da var. Yani tabii ister istemez akıllara şu geliyor, yani işte Michel Foucault'u sıkça Sayın Duzinas da andı. Biyopolitikanın doğuşunda şeyden bahsediyor, neoliberal sistemin kendisine tutumlu lakabını taktığından bahsediyor. Ama gerçekten çok ironik bir şey, tam da kendisine özgürlüklere müdahale anlamında tutumlu lakabını takarken bir yandan baktığımızda alabildiğini aslında israf bir, israfçı bir yönetim, müsrif bir yönetim anlayışının olduğunu, tam tersine özgürlükleri ciddi şekilde baskı altına aldığını görüyoruz.
İşte ki özgürlük denilen şeyin öbür yüzünde tam da insan hakları ihlallerine maruz kalanlar. İşte başta belki mülteciler olmak üzere. Bugün gittikçe hepimiz prekarlaştırıldığımız, hepimiz güvencesizleştirildiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Aslında özgürlük denilen şey tamamen bir yanılsama olup güvencesizlikle gelen müphemlik, belirsizlik. Yani yarın başımıza ne geleceğini gerçekten bilmiyoruz. Ve pandemi aslında tam da bu noktada hem güvenlik politikalarını hem de bu yaşamın üzerindeki baskıyı, iktidarı ama nüfusun yönetimi şeklinde gelişen iktidarı arttırmış oluyor. Ve işte bunu mültecilerde yine örneğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bakıyorsunuz hastalıkla mültecilik eş tutulabiliyor. Çünkü hem hastalık taşıyanlar, Duzinas'ın paylaştığı gibi, hem de bizzat işte pis yerden gelmişler. Sanki kendileri adeta bir hastalık gibi görünebiliyor. Bu şekilde özetleyebilirim herhalde. Benim için gerçekten bir hukukçu olarak yine çok çarpıcı bir Duzinas'ı duyma etkinliği oldu bu. Ve ben şunu anladım. Gerçekten işte Borges şu şiir işçiliği kitabında şey diyor. Şair öykü anlatmaz diyor Borges. O diyor müzik çalar. Ya da işte bir müzik söyler, duyurmaya çalışır. Benim anladığım aslında eleştirel hukukçunun tam da biraz böyle bir yerden hareket etmesi gerektiği. Yani bir nevi hukuka ruh üflemesi gerektiği. Hem eleştirerek hem de belki de başka bir noktadan sahip çıkarak. Ben kendi adıma bugün tekrardan böyle bir sonuca varmış oldum. Şimdi soruları alalım. Benim de bir sorum var ama öncelikle dinleyicilerimizin sorularını alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi buradan hemen bir soru geldi. Bakıyorum. Sevgili Ömer sormuş, Ömer Çakırgöz. Son dönemdeki mülteci krizi ve Afganistan'da Taliban'ın mutlak zaferi karşısında olası mülteci akınını durdurmak... You know, sort of, I get the words, you know, I know words, so you know, I get what she's talking about, but not the full... I couldn't hear. Siz devam edin. Hiç sorun yok. Bir ufak bir teknik mevzuyu sormuş oldum kendisine. Soruyu okuyabilirsiniz siz. Okuyayım mı? Should I read or not? In Turkish? Ezgi'cim sen Türkçe oku. Türkçe. İngilizce çevriliyor kendisine. Tamam. Son dönemdeki mülteci krizi ve Afganistan'da Taliban'ın mutlak zaferi karşısında olası mülteci akınını durdurmak ve Avrupa'nın homojenliğini korumak adına Avrupa'nın takındığı politika özelinde insan haklarının evrenselliği bağlamında bugün tekrar kimin insan hakları, insan hakları kimin için sorusunu mu sormak gerekir demiş sevgili Ömer. Okay, shall I try to answer? Yanıtlamaya başlayayım mı? Yes. Okay. Tamam. Sorry, this is a huge question. Tabii bu çok büyük bir soru, çok kapsamlı bir soru. Bunun için kaç tane kitap okuduğumu söylesem belki inandırıcı olmaz. Yani ve Kasım arkadaşımız da, benim zavallı arkadaşım da bunları Türkçe tercüme etmiş oldu, yazdığım kitapları bunlarla ilgili. Ama homojenlikten bahsettiğimiz zaman, homojenlik tabii ki Avrupa homojenliği diye bir şey yok ve hiçbir zaman da olmadı. Bu yönetici sınıfın söylediği, iddia ettiği bir durum. Özellikle Batı Avrupa'da kolonyal bir metropol şehirdi ve kolonyaller, kolonistler gelince dünyanın farklı yerlerinden, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere gibi yerden geldiğinde bu metropoliten oldu. İkincisi, homojeniteden bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü sınıf temelli bir ayrışım vardı ve sınıf temelli ayrım da bu toplumlarda, mesela İngiltere'de, ben geldiğimde mesela, bunu da duymuş olabilirsiniz tabii ki, sınıf unsurları
toplumun herhangi bir biçimini, yaşamın herhangi bir yönünü düzenlemek için son derece önemliydi sınıf. Yani bu kültür, spor, diğer faaliyetler için geçerli ve ekonomi için de geçerli. Tabii homojenlik diye bir durum yok ama projenlik sanki varmış gibi sunuluyor. Ve burada egemen güçler tarafından böyle sunuluyor. Baskın güçler tarafından bu sağcı veya sosyal demokrat baskın siyasi partiler tarafından böyle sunuluyor ki adalet ve hakkaniyet böyleymiş gibi sunuluyor. Bu sadece Kuzey Afrikalılar veya Fransalılar için değil veya Afrikalılar, Hintliler için değil ama aynı zamanda da kendi çalışan yani işçi sınıfına da bu argümanı sunuyorlar. Dolayısıyla bu homojenite imgesi tamamen bir illüzyon. Tamam ve bu hem hükümet hem de aşırı sağcılar tarafından, Almanya'daki aşırı sağ tarafından veya Fransa'daki aşırı sağ tarafından, İngiltere'deki aşırı sağ tarafından varmış gibi sunuluyor. Mülteci krizine gelince ve kendilerinin sahip olduğu hakları düşününce, bu bağlamda düşününce baskın, Batı Avrupa'daki baskın grubun hakları, bunun belirli bir yaştan Yunanistan için de geçerli. Esasen hem ahlaken hem siyasi olarak doğru davranmaya, politik olarak doğru davranmaya devretmiş oldu. Ve burada Avrupa'daki demografik yapıyı düşününce Yunanistan'da dahil tabii ki tamamen farklı. Çünkü Yunanistan'daki Yunan nüfusu her zaman azalmıştır. Ve mevcut hesaplamalara göre belki 8,5 milyon mülteci vardı. Geçmiş yıllarda ise 11 milyon veya daha önceki yüzyıllarda 14 milyon Yunanistan vardır. Ama burada hükümet, baskın ekonomik gruplar ve diğer baskın ekonomik gruplar ve diğer gruplar bazı Avrupalı geleneklerinden bahsederler veya Avrupa değerlerinden bahsederler ve bunların tehlike altında olduğunu söylerler. Diğerleri tarafından, dışarıdan gelenler tarafından tehlike altında olmuş gibi bir sunarlar. Böyle bir argüman sunarlar. Bu fikir tabii ki Avrupalılar oynayabilir. Sadece Yunanistan'da değil ama Avrupalılar da bu noktada büyük bir rol oynamıştır bu argümanda. Bunlar bazı Avrupalı gruplar ve Türkiye arasında mesela ihtilaf varmış gibi durur. Bu aptalca. Bu mantıksız çünkü bir ihtilaf yok, bir gerilim yok. Avrupalılar ve diyelim ki mesela Yunanistan açısından söylersem Yunanlılar ve Türkiye'deki insanlar arasında bir ihtilaf yok. Biz bunu biliyoruz, siz de çok iyi biliyorsunuz. Burada bu fikirler bir şekilde tehlike altındayız, Türkler tarafından tehdit ediliyoruz gibi sözler dünyanın bu kısmında geçiyor ve askeri olarak tehdit ediliyoruz diyor. Batı Avrupa'da kültürel olarak tehdit altındayız deniliyor ve bunlar gerçek olmayan yanlış ve sahte argümanlar, fikirler. Tabii ki farklılıklar var. Farklılıklar var. Ama bence bu her iki taraf açısından da geçerli. Bu bağlamda homojenlik diye bir durum yok, gerilim yok. Bunlar tamamen suni bir biçimde, yapay bir biçimde geliştiriliyor. Tabii ki en sonunda birkaç şey söyleyebilirim ama bu çok çok büyük bir mesele ve tamamını ifade etmem, hani başlangıçtan alamam. Bir nokta daha, insan hakları evrensel gözükür ama evrensel değildir. Şimdi ben hani konuşmamın sonunda da bunu söyledim. İnsan hakları insanlara verilmiş değildir. İnsan oldukları için verilmiş değildir. O yüzden de Türklere, Almanlara verilmiş, Yunanlara verilmiş veya İngiltere'de verilmiş değildir. Hem mültecilere, Yunanistan'da, Türkiye'de veya İngiltere'de verilmiş değildir. İnsan hakları farklı baskın gruplara neyin kendileri açısından insanlıkla ilgili olduğunu, insana ait olduğunu tanımlamak için verilmiştir. Bazı kişiler daha az insandır. Örneğin işsizler, yoksulluk sınırının altında olanlar Yunanistan'da veya Türkiye'de tamamen insan değildir. Bu kişiler mücadele etmelidir yaşamda kalabilmek için ve tabii ki
bunlar insan bile değildir. Mülteciler açısından hakları yoktur, herhangi bir koruması yoktur, hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla evrensel bir kavram olarak, evrensel bir fikir olarak insan hakları normatif ütopyadır ve normatif bir ufuk olarak ufukta durur ama gerçeklikte evrensel değillerdir. Ve her zaman siyasi ve hukuki konularla değerlendirilir, buna göre belirlenir. Diyelim ki insan hakları, eğer tüm insan hakları korunma altındaysa eşit değiliz ve adalet olmaz. Çünkü insan hakları siyasi ve hukuki önlemlerle korunmuyor. Korunsa tabii ki mükemmel olurdu ama korunmuyor. Ama Ütopya aşkın adalet, bu da benim bahsettiğim konuydu, ideal olan farklı bir durumdur, farklı bir dünyadır. Sosyalist bir dünyadır, demokrasidir ve herkesin dahil olduğu, herkesin yaşamı tamamen sahiplendiği bir dünyadır. Tamamen uygulansalar bile böyle değildir, evrensel değildir insan hakları mevcut durumda. Çok teşekkürler. Şimdi bir soru sormak isteyen, sesli sormak isteyen bir katılımcımız var. Kerem Gülay soru sormak istiyor. Buyurun Kerem. Merhabalar, teşekkür ederim. So hello, and I would like to address my question ben in English. Ben sorumu İngilizce soracağım. So, şimdi, öncelikle bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu grubun parçası olmaya olamadım. Çok çok harika bir etkinlik. Ben çalışmalarınızı doktora çalışmalarım sırasında görmüştüm. Bu da benim görece formalist yaklaşımımı da değiştirmiş oldu. İki tane sorum var. Bir tanesi belki yorum olarak değerlendirilebilir. Birincisi, bize tavsiyeniz ne olur? Bu eleştirel hukuk çalışmalarına ilişkin, pedagojiye ilişkin tavsiyeniz var nedir? Çünkü biz derslerimizde, ben mesela derslerimde bildiğiniz gibi formal hukukun sınırlarını zorlamaya çalışıyorum. Ve bu konuda büyük bir baskı var. Öğrenciler kendilerini rahat hissetmiyor ve 20 sayfalık bir makale okuyup bununla ilgili tartışmak yerine 500 sayfalık kitap okumayı tavsiye ediyorlar ve sınava hazırlanmayı tercih ediyorlar. O yüzden hani bu şekilde davranıyorlar. Birincisi buydu. Ve daha önemli sorular da olacağı için diğer arkadaşlarımın vaktini almak istemem. İkincisi, uluslararası hukuka odaklanıyorum. Özellikle uluslararası, spesifik olarak yatırım hukukuna odaklanıyorum. Bu da eleştirel hukuktan esinlendiği söylenir. İddia edilen budur. Ama bir şekilde son derece büyük bir politik sorudur. Belki bu bir yorum olabilir ama bu noktada belki Avrupa'da gerçek anlamda tam anlamıyla bir eleştirel hukuk olmayabilir ve bu da sınırlandırılmış olabilir. Büyük pratik hukuki sorularla sınırlanmış olabilir. Bu da Amerika'daki hukuk çalışmaları 70'te başlamış olduğunu söylediniz zaten. Peki bu durumda biz aynı hatayı tekrar etmiyor muyuz sizce? Bazı Harvard'daki hukuk profesörlerinin ya da yani kendilerinin isimlerini söylemeyeyim ama hani onların yaptıklarını tekrar etmiyor muyuz sizce? Bununla başa çıkmaya çalışmıyor muyuz ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? Son derece önemli sorular bunlar. Ve pedagojiden bahsettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Çünkü bizim nerede olmamız gerektiğini söylediniz. Çünkü bizim uzun zamandır çabaladığımız bir konu bu. Tabii tek bir yanıtım yok bu konu için veya buna uygulanacak bir reçetem yok. Hani doktora gittiniz, böyle bir durumla karşılaştığınızda size reçete verebilir ama benim böyle bir durumum yok. Tabii ki pedagoji, öğretim, öğrencilerimize öğrettiklerimiz, avukatlara veya diğerlerine, yani işte sizin uluslararası hukuk alanında çalışanlar, yatırım hukuku alanında çalışanlar ve benzeri yerlerde çalışan
hukukçular için söylüyorum. En azından şunu anlaması lazım. Hukukun ruhu nedir? Hukuk ne yapmıştır? Tarih boyunca ne yapmıştır? Ve ne yapmaya söz vermiştir? Taahhütte bulunmuştur. Buna baktığımızda son derece önemli bir konuyla karşıya kalıyoruz. Herhangi bir disipline hukukun dahil olabileceğini görebiliriz. O yüzden bu birinci noktaydı. Formel olarak daha öncesinde bu gibi konulara verilecek iki yanıt vardı. Birincisi, temel olarak eleştirel hukuk düşüncesi veya çalışmaları bir kendi cennetini yaratıyor ve bu vahası içerisinde yaşamaya devam ediyor. Tabii ki burada üniversitelerde yer alan araştırmacılar tabii ki öncelikle bu hareketi oluşturmuş oldu. Şimdi konuşmanın başında bu Amerika ve Avrupa'daki bu hareketi oluşturanlar arasındaki bağlantıdan çok fazla bahsetmedim ama burada bir reaksiyon vardı. Bir hem Amerika'daki meslektaşlarımızın yaptıklarıyla birlikte hareket etmek ve ona bir reaksiyon da vardı. Tepki olarak da oluşmuştu. Biz bu çalışmayı yapmak çok çok yararlı diye düşündük. Çünkü öğrenciler bunu öğrenebilir. Tabii öğrenciler hukuku avukat olmak için ve para kazanmak için okuyor. Tabii herkes böyle değil yani. Pro bono hizmet sunanlar da var. Eminim sizlerin de etrafında böyle kişiler vardır. Türkiye'de de vardır. En azından ben biliyorum. Yani hani Türkiye'deki üniversitelerde de dersler okuttuğum için bunu biliyorum. İkinci konu ise eleştirel hukuk çalışmalarında bu alanın korunması ve bazı uzmanların bunu yapması, hukuk, anayasal hukuk ve uluslararası yatırım hukuku ve benzeri konularına girmek olabilir. Biz alternatif olarak İngiltere'de şunu yaptık, Britanya'da şunu yapmaya çalıştık en azından. Bu fikirleri, adalet, eşitsizlik veya eşitlik kavramını mümkün olabilen her derste aktarmaya çalıştık. Böylelikle hukukta bu çalışmayı yapabilelim istedik. Bunu sadece bu alanda her dönemin başında yapmak değil ama aynı zamanda da müfredata koymak değildi sadece. Buradaki çalışmanın devamını eleştirel hukuk çalışması olarak yapıp eleştirel yaklaşımı tüm alanlara yansıtmak istedik. Ve tabii ki burada şirket hukuku var, şirketler hukuku konusuna ek olarak bunlar da farklı çalışma alanları var. Hukukun her alanına, işte 1980'lerde ve diğer yerlerde birçok Amerikalı çalışmada da üç dört kitap bulabilirsiniz. Şimdi kitabın ismini, şu anda editörün ismini tam olarak hatırlamıyorum ama 3-4 kitap var dediğim gibi. Bunların kitabını daha sonra, bu kitapların isimlerini size iletebilirim. Ve burada yine şirketler hukuku açısından da eleştirel hukuk metinleri var. Bu kişiler bu çalışmayı yaparak bence öğrencilerin bu alanla ilgilenmesinin en iyi yolu sadece hani bağırarak ben o kadar siyasi bir kişiyim ki, o kadar modern, o kadar etik bir kişiyim ki, o kadar iyi bir kişiyim, etik açıdan doğru bir kişiyim diyerek bağırmaya gerek yok. Bunu onlara göstermek ve sizin standart ...dınızda ve davanızda bunu göstermek gerekir. Tabii ki kazanmaya, hepsini kazanamayabilirsiniz.
Ve eskiden mesela ben yıllar içerisinde hep şöyle derdim. Bu kadar çok öğrenciler de adalet kavramını mümkün olabildiği kadar nasıl aktarabilirim? Ve muhtemelen %10'una geçmiştir bu mesajlarım. Hukuk fakültelerinde avukatların ne olduğuna dair binlerce fikir vardır. Ve bizlerin neler olabileceğine dair de fikirler vardır. Belki biz bu kişileri birkaç fikir aktarsak o bile yeter. Ve diyelim ki grup halinde çalışıyorlarsa, bir arada oturuyorlarsa, tartışıyorlarsa bunlar bile yeterli. Çünkü hukuk toplumla ilgili mi? Bu mesele. Onların işi mi? Bunun mesajını vermek önemli. Çünkü topluma hizmet eden hukuk ile topluma hizmet eden avukat meselesi son derece önemli. Bence yapılabilir bir durumdan bahsediyoruz. Ve tabii ki bu çalışmayı yapmak çok çok önemli. Bizler sürekli olarak bu çalışmayı yürütüyoruz demek önemli. Benim açımdan çok çok önemli. Tabii ki bu mesajı vermeye devam ederiz. En sonunda onların neler yaptığını aktarmamızdan çok çok daha önemli. Salt bir öğretme ilişkisinin ötesinde. Katılımcımıza hem Tuzinas'a. Başka sorular var. Devam ediyorum sorularla. Sevgili Emine Aslan bir soru sormuş. Latin Amerika'daki son çeyrek yüzyıldaki örneklere bakarak neoliberal sömürü karşısında yükselen muhalefetin yeni anayasaları yarattığını, bu yeni anayasaların da doğanın haklarını da içerisine alan yeni bir haklar mekanizması yarattığını görüyoruz. Özellikle Bolivya ve Ekvador anayasalarında doğanın kendi hakları olduğu varsayılıyor ve anayasal olarak korunuyor. Buradaki örneklerde ortaya çıkan doğanın haklarını koruyan ekosantrik, ekomerkezci hukuk anlayışını söyleşide vurgulanan insan hakları maskesinin şekil değiştirmiş veya yeni bir yüzü olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Yoksa doğayı yeni bir hak sujesi olarak ele almak eleştirel hukuk hareketine eklemlenebilecek bir adım olarak değerlendirilebilir mi? Indeed it is. It is. Kesinlikle öyle. Bundan bahsetmedim ama bu tam böyle. Yani doğa bu eleştirel hukuk merkezinin bir parçası. Burada tabii ki çeşitli renkler var. Bu bir ressamın paletindeki gibi düşünün. Latin Amerika'daki arkadaşlarımız mesela çok çok iyi örnekler var bu bağlamda. Meksikalı bir arkadaşımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve onun kitabı Boaventura Son Santos'ta, Portekiz'de, Coimbra'da çok daha geniş bir bağlamda hukuki sujeleri değerlendirdi. Mesela ekosistem bunun içerisinde yer aldı. Ve gelenek de kaynaklar da özellikle Orta ve Latin Amerika'daki yerli toplulukları da, yerli hakları da değerlendirecek şekilde aldı ve bu eleştirel hukuk çalışmalarının parçası oldu. Bu noktada birçok sayıda eleştirel hukuk çalışması yapan uzman var. Burada Hindistan'dan arkadaşlarımız var ve burada kullanılıyor. Ve burada Hint geleneği açısından eleştirel hukuk çalışmalarını yazan arkadaşlarımız var. Latin Amerika'da bu konular konuşuluyor. Mesela ekosistemle ilgili var ve yine organik ilişkilerin ele alındığı fikirler var. Gaia, yani dünya ile organik ilişkimizi ele alan çalışmalar var. Bu noktada yazılmış eserler var, kitaplar var. Burada önemli olan nokta, çalışmanın başında, tartışmaların başında antroposentrik bir merkez
çalışma vardı. Yani bu yüzyılın başında insan merkezli bir yaklaşım vardı ve ama bununla ilgili kültürel anlayış değişti ve doğal ortamın içerisine jeoloji de dahil edilmiş oldu. Ekoloji de dahil edilmiş oldu. O yüzden ekoloji tabii bizim çalışmalarımızın merkezinde, kesinlikle merkezinde yer alır ya da parçasıdır. Burada liberal olmayan çalışma da var. Dünya ile ilgili standart, Gaia ile ilgili olan standart. Burada düşük düzeydeki insan meselesi, insan hakları meselesi ve insanları seven kişiler tabii ki çok çok belki böyle kullanınca, yani insan sevgisiyle dolu kişiler kavramı kullanınca çok bir anlam ifade etmeyebilir. Ama bizler bu küresel düzeydeki organizasyonun, ekosistemin parçası olduğumuzu ifade edersek ve bunun farkına varırsak, o zaman tabii ki bu kozmosun da içerisinde yer aldığımız için yaptığımız, dünyaya yönelik yaptığımız her türlü müdahale burada virüs açısından, hastalıklar açısından veya diğer doğal felaketler açısından düşündüğümüzde insan açısından tamamen herhangi bir eleştirel çalışmanın çok çok ötesine geçer. Daha önce de ifade ettiğim gibi sizde bu konuda yapılmış çalışmaların bibliyografisini sunabilirim. Büyük oranda Latin Amerika'da yazılmış çalışmalar İngilizce ya da Fransızca olabilir ve bunlar sizin de ifade ettiğiniz gibi bu fikir insanların entegre bir biçimde hukuki haklara sahip olması ve yine hakların öznesinin kim olduğu kavramının konuşulması çok önemli. Bu sadece kişiler veya gruplar değil ama aynı zamanda ekosistem de bunun parçasıdır. O yüzden de eleştirel hukuk çalışmalarının da bir parçasıdır. Teşekkürler tekrardan. Bir soru daha var. Hemen bunu da okuyayım. Sevgili Kasım Akbaş'ın sorusu. Tarif ettiği egemenlik, Şimitçi egemenlik anlayışını andırmıyor mu? Politik ve sosyal bilimsel gerçekçilik adına Şimit ortaya koyduğu egemenlik yaklaşımıyla bir yandan Nazi rejiminin hukuki zeminini de oluşturuyordu. Şimitçi olmayan bir devlet egemen tarifi yapılabilir mi? Örneğin Dugici, kamu hizmeti perspektifi, bir hak ve hukuk kuramı eleştirel hukukçular için daha fazla imkan sunmuyor mu diye sormuş sevgili Kasım Hoca. A very good question. Çok çok iyi bir soru. Şimdi niçin Carl Schmitt'in teorisinin belirli bir noktada, hepsi değilse bile bir bölümü, niçin daha rafine hale gelmiştir ve bu sadece eleştirel hukuk teorisinde değil ama genel olarak eleştirel teoride niçin kullanılmıştır? Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe tarafından niçin kullanılmıştır mesela? Çünkü bu kişiler burada popüler sol kavramı için kullanılmış olabilir. Niçin? Çünkü bizler büyük bir siyasi yenilgi ve teorik başarısızlığın ardından gelmiş olduk ve sol yenilmişti. Son 50 yılda yenilmişti ve 1989 sembolik. Muhtemelen hani ben veya benim yoldaşlarım açısından değil ama Stalin'i hiçbirimiz desteklemedik tabii ki. Şimdi bu mesela eski sosyalist devletlere gitmeme izin vermedi çünkü biz eleştirel Marksistlerdik. O yüzden vize de verilmedi, gitmeme imkan olmadı. Ama Sovyetlerin fikri ve bu çöküşü demokratik sosyalistlere şöyle bir
durum yarattı. Marksist ve sınıf mücadelesi geleneğine sahip olanlar, aynı zamanda da Sovyetleri eleştirenler açısından şöyle bir durum yaratmış oldu. Bizler yenildik ve teorik olarak da büyük bir başarısızlık vardı. Büyük başarısızlıktan kastım şu. Biz özellikle de 60'ların ardından ve bir şekilde sol teorileri geliştirmeye aşamasındayken ve aynı zamanda da toplumun nasıl işlediğine dair durumu açıklamaya çalışırken ve geleceğe dair de bir projeksiyon tutarken, bu sadece hani bizim mücadelemiz ve açıklamalarımız varken, var olan bu mücadeleye rağmen başarısızlık olduk ve insanların başarısızlıkla karşılaşması sonrasında Fransa'da, İngiltere'de, farklı yerlerde sorunlar yaşanmış oldu. Dolayısıyla bizler de şöyle bir durumun içerisinde bulduk kendimizi. Biz başarısız olduk, yenildik ve tabii ki maalesef yenilmiş oldu. Yunanistan'da da bunun etkilerini görmüş olduk ama öte yandan da bizler ısrarlı bir biçimde sınıf mücadelesinin bittiği kavramına karşı mücadele etmemiz gerekirdi. İdeolojinin sonu geldi fikrine karşı mücadele etmemiz lazımdı. Çünkü sınıf mücadelesi, bu ihtilaflar bitmemişti. Çünkü siyasetin içerisinde, politikanın içerisinde bu devam ediyordu. Bu noktada karşı mitin siyaset fikri, yani dost ve düşman olarak fikri devam etti. Böyle bir tür siyah beyaz ayrımıymış gibi. Yani hani ikili bir fikir olarak karşımızda dursa, yani Marksist perspektiften bakınca antidiyalektik bile gözükse bile o zaman bizim için yararlıydı. Çünkü biz solun büyük oranda kaybolduğu ve ortadan kaybolduğu anlamına geldi. Herhangi bir geleceğimiz yoktu ve nerede olacağımızı da bilemiyorduk. Var olanı kabul etmemiz gerekiyordu. O yüzden bu noktayla ilgili savunma, bu dost düşman ayrımı karşı mitin sol açısından işe yaramış oldu. Tabii ki hepimiz kullandık, ben de kullandım. Bununla ilgili, egemenlikle ilgili bazı çalışmalar yapmış oldum. Şimdi peki daha geniş tartışma bağlamında bakacak olursak, yani egemenlik, devlet, özelleştirme bağlamında bakacak olursak, şöyle bir durumumuz var. Tabii ki sol, yani biz deyince solu kastediyorum, ben de böyle. Hani kendimin solcu olduğumu söylememe gerek yok yani. Tekrar etmeyeyim bir daha. Ama biz radikal sol 2015'te seçim kazanıp sonra kaybettik 2019'da. Ve biliyorsunuz biz yeniden inşa etmeye çalıştık bunu. Ben her zaman bunu Türkiye'deki yoldaşlarıma da şöyle söylüyorum. Türkiye'deki solun da Syriza tarzı bir modeli benimsemesi gerekir. Federasyon ve sol partilerin inandırıcı bir alternatif sunması gerektiğini söylemiştim. Neyse, buradaki mesele devlet açısından bir kişinin şöyle bir ayrım yapması gerekir. Burada kamu hizmetleri açısından, sağlık açısından düşününce, eğitim ve benzeri veya sosyal bakım, sosyal hizmetler açısından düşününce, biyopolitikayı dikkate almamız lazım. Çünkü burada politikayla birlikte, burada pozitif bağlamda savaş sonrası sosyal devlet kavramı çıktı. Nüfusu yardım etmek, nüfusu yönetmek ve bu nüfusun sağlık, eğitim ve diğer becerilerine dair ihtiyaçları gidermek gerektiği ortaya çıktı. O yüzden de daha geniş anlamda sistemik bir ideoloji karşı karşıya çıkmış oldu. Burada sendikalar var ve sosyal hareketler devreye çıktı. O yüzden biz bunu pozitif
biyopolitika olarak adlandırıyoruz bunu. Çünkü devlet, egemenin devleti, yukarıdan aşağı gelen devlet, toplumun ne yapması gerektiğini düşündüğünde çoğunlukla kişilerin çoğunluğun iradesine aykırı olduğunda farklı bir devletten bahsediyoruz tabii ki. Ama burada bir direniş var. O yüzden de insan haklarını buna karşı kullanmamız lazım. Önce ifade ettiğim gibi insan haklarına karşı değiliz. İnsan haklarının yeterli olmadığını söylüyoruz. Çünkü öncelikle bunlar hızlı bir biçimde askıya alınabilir polis tarafından ya da bir başka kişi tarafından ve bununla ilgili yeterince koruma olmadığını biliyoruz. O yüzden her zaman şöyle bir ayrımda olmamız lazım. Egemenlik durumu ve kamu hizmetleri alanına bakmamız lazım. Ve daha eşit bir kamu hizmetleriyle ilgili duruma baktığımız zaman yeniden dağıtılması lazım, vergilerin kullanılması, bazı vergilerin sağlık sistemine ücretsiz eğitime kullanılması ve benzeri durumlar önemli. Tabii ki bunlar önemli çünkü bunlar neoliberal politikalarda zaten bunun ne durumda olduğunu görmüş olduk ve toplumun nasıl daha iyi olabileceğine dair bir ufka ihtiyacımız var. Bu iki konuyu akılda tutmamız lazım. Bizim haklarımız var. Haklarımızı egemenliğe karşı kullanırız ama aynı zamanda da bizler ekonomik ve sosyal bağlamda hakları sosyal devlet açısından da tamamen uygulanmadığını bilmemiz lazım. Hukuk tarafından uygulanmadığını bilmemiz lazım. Çünkü hukukta biz hukuk gerçek anlamda eşitliği yaratmaz. Tabii ki yani eşitlik deyince o kanun önündeki eşitlikten bahsetmiyorum. Gerçek anlamda eşitlikten bahsediyorum. Biz egemenliği buluyoruz ve sosyal devleti de daha geniş bağlamda bu kaynakların kullanılması için kullanıyoruz. Ancak aşkın olarak adlandırdığım durum farklı bir dünyada hala orada bulunuyor ve bu aşkın dünya orada durduğu için biz de bunları bu diğerleri için şu anda görmüyoruz. Yani mevcut durumda görmediğimiz şeyler için mücadele etmeye de bu yüzden devam ediyoruz. Bize imkan da bu veriyor. Görebildiğim kadarıyla YouTube'da ve Zoom'da başka soru yok. Aslında benim sorum da kısmen ekoloji meselesiyle ilgili cevaplanmış olduğu için ve tercümanlarımıza yorulduğu için ben imtina ediyorum şu an sormaktan. Başka soru yok sanırım. O yüzden yavaş yavaş eğer siz de sevgili Duzinas dilerseniz kapatabiliriz diye düşünüyorum. Var mı en son söylemek istediğiniz bir şey bize? No, thank you very much, Ezgi. Çok teşekkürler Ezgi. Daha önce de söylediğim gibi burada bulunmak benim için büyük bir onur. Sizlerle, arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla bir arada bulunmak son derece önemli. Ve burada bulunmaktan çok çok memnuniyet duyuyorum. O yüzden mümkün olduğunda da bize her zaman ulaşın, bana her zaman ulaşın. Şimdi biz Yunanistan'daki sol olarak söylüyorum ve eleştirel hukuk alanında çalışanlar olarak her zaman sizlerle dayanışma içerisindeyiz, tam dayanışma içerisindeyiz. Dayanışma mesajını, mücadeleniz için anlamanızı ve bunu aktarmak isterim. Bu da tabii ki iyi bir ilişkinin de başlangıcı olsun bu çalışmamız. Casablanca'da filminde seyredildiği gibi iyi bir ilişkinin başlangıcı olsun. İnsan Hakları Okulu'na teşekkür ederim, sizlere teşekkür ederim ve eleştirel hukuk alanındaki çalışmalar için da sizlere selamlarını iletiyorum. Umarım bir gün, bunu daha önce denemiştik ama başaramamıştık, eleştirel hukuk konferansını daha önce ifade ettiğim gibi Eylül ayının ilk haftasında yapılıyor her yıl. Ankara veya İstanbul'da neden yapmayalım? Ve harika bir çalışma olur diye düşünüyorum bizim açımızdan da. Şayet siz ve diğer arkadaşlar, dostlar bunlarla ilgilenirse bunu yapmayı isteriz. Belki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde orada düzenleriz. Neden olmasın? Gerçekten yeniden ve
neden bu tarz bir çalışma yapmak bizim çok hoşumuza gider. Ya biz bunu mutlulukla karşılarız. Ben de maillerden tanışıyorduk zaten. Yüz yüze de tanıştığıma çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Çok güzel bir ilişki kurulmuş oldu gerçekten. Hem felsefe sanat psikanaliz hem insan hakları okulu adına hem de kendi adıma bireysel olarak söyleyebilirim. Türkiye'de eleştirel hukuk çalışmalarının gelişmesi adına da güzel bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Umarım daha da ilerler ve tekrar tekrar böyle etkinlikler, toplantılar yaparız. Ben sadece şey söyleyeceğim çok kısa. Evet. Şimdi siz eleştirel hukukçunun travma okuyucu olmasından bahsettiniz. Aslında benim orada tam da aklıma şey geldi. Derrida'nın travmanın tam da bize aslında temsil edilmesi, sunulması mümkün olmayan bir geleceğe açtığından bahsetmesi geldi. Ve tam da aslında bir yandan geçtiğimiz sene bu Afganlar Türkiye'ye gelmeye başlayınca 4-5 tane Afgan genç bir duvarın kenarına oturuyorlardı dinlenmek için. Ta Afganistan'dan İstanbul'a yürüyorlar ölmemek için. Çünkü aslında bizim de yapmaya çalıştığımız bu bir yerde. Yaşamıyoruz ama ölmüyoruz da diye değerlendiriyorum ben. Ve arkalarındaki duvarda şey yazıyordu. Bu aynı zamanda Türkçe bir rap şarkısından. Ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara diyordu. Bence bu etkinlik de bitti ama tam da sunulması mümkün olmayan geleceğe doğru ya da işte insan hakları ütopyasına doğru fırlatıldı gibi hissediyorum ben şu an. Bu yüzden hem mutluyum hem de hüzünlüyüm bittiği için. Tekrardan tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başta konuşmacımız olmak üzere, sevgili Duzinas olmak üzere ve tercümanlarımıza çok teşekkür ederim. İnsan Hakları Okulu ve Felsefe Sanat Psikanalize çok teşekkür ederim. Yeni etkinliklerde buluşmak üzere anladığım kadarıyla zaten daha çok beraber etkinlik yapacağız gibi görünüyor. Görüşmek üzere, herkese iyi akşamlar.